Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesi şu sıralarda 90+4. dakika oynanıyor değerli izleyiciler. Fenerbahçe ile Ankara Gücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Ankara Gücü karşısında 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. 2-0 ilk yarı, 3. yarıda bir gol daha. 3 farklı üstünlük var Kadıköy'de ve artık karşılaşmada her an son düdük çalabilir. Fenerbahçe 4. gol için Ankara Gücü kalesine sol kanattan bir hücum gerçekleştirme çabası içinde. O bölgede bir top kaybı Luis Gustavo dokundu ama Ankara Güçlü oyuncularda kaldı. Onlar da biraz daha sakin olan sağ tarafa topu taşıdılar. Oradan uzun bir top. Yine Luis Gustavo, ardından Lemos vurdu kafayı. Top Fenerbahçeli oyuncularda, bir topuk pası denemesi başarılı değil. Sol tarafa gönderilen kontra bir top var. Ankara Gücü o bölgeden bir hücum gerçekleştirmek istiyor. Cepheden bir şut şansı olabilir. Şut geliyor top ağlarda. Ankara Gücü farkı 2'ye indirdi. Golü buluyor başkent temsilcisi ve fark 2'ye iniyor. Değerli izleyiciler, artık mücadelenin son saniyelerinde bir gol buldu Ankara Gücü takımı. Offside'i bozan Tisserand vardı Fenerbahçe savunmasında. Sol tarafa gönderilen uzun bir top, o kalabalığın içinden çıkartılan top Ankara Gücü adına karşılaşmada gol oluyor. Ve biz 90+5'e giriyoruz. Emre Güral golü kaydeden isim, Ankara Gücü adına düzgün bir vuruş yaptı ceza alanı önünden, yayın üzerinden değerli izleyiciler. Karşılaşmayı enine boyuna kıymetli yorumcularımızla konuşacağız. Yine tartışmalı pozisyonları değerlendireceğiz. Kadıköy'de arkadaşlarımız son hazırlıkları yaptılar. Orada bir röportaj olursa o da an be an ekranlarınızda olacak. Arda kardeşler mücadelenin son düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe 3, Ankara Gücü 1. Çok değerli konuklarım var. Feyyaz Uçar, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Mustafa, teşekkür ederim. Mehmet Ayan, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ilgaz Şınar, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi akşamlar. Gürcan Bilgiç de ilerleyen dakikalarda aramızda olacak. Peki haftanın toplu sonuçlarına ve puan tablosuna hızlı bir şekilde bakalım. Gençler Birliği deplasmanında Fatih Karagümrük 3-1 kazandı. İttifak Holding Konya Spor 2, Göztepe 3, Başakşehir 1, Sivas Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 2, HES Kablo Kayseri Spor 1, Fraport Antalya Spor Trabzon Spor maçı 1-1 tamamlandı. Denizli Spor deplasmanında Atakaş Hatay Spor 2-0 kazandı. Yeni Malatya Spor Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0'la geçmeyi başardı. Kasımpaşa deplasmanında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2-1 kazandı. Fenerbahçe 3, Ankara Gücü 1. Peki 18. hafta sonrasında puan tablosu nasıl oluştu? Hemen puan tablosuna da bakalım. Zirvede Beşiktaş ve Fenerbahçe var. 38'er puanla ve averajla sıralanıyor bu iki takım. 3. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 34, 4. Galatasaray'ın 33 puanı var. Atakaş Hatay Spor 31 puanla 5. durumda. 6. Aytemiz Alanya Spor 30 puanda. Fatih Karagümrük Trabzonspor 27'şer puanla 7. ve 8. 9. Fraport Antalya Spor'un 25 puanı var. 10. Yeni Malatya Spor 24 puanda. Hemen 11. sıraya bakalım. Puan tablosunun 2. sayfasının üst bölümünde Sivas Spor ve Başakşehir 23'er puan ve averajla sıralanıyor. 22 puanlı takımlardan İttifak Holding Konya Spor 13. Göztepe 14. Kasımpaşa 15. 16. Çaykur Rizespor 21 puanda. 17. Gençler Birliği 19 puanda. 18. HES Kablo Kayseri Spor, 19. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un 16'şer puanı var. 15 puanlı Ankara Gücü 20. sırada. Son sıradaki Denizli Spor 14 puanda. Peki hemen yarın 19. hafta başlıyor değerli izleyiciler ve yine nefesleri kesecek bir program var. Oraya da bakalım puan tablosu nasıl etkilenecek, neler yaşayacağız. Salı, çarşamba, perşembe günleri yine enfes bir fikstür var ki yarın Trabzonspor Konyaspor maçıyla hareketlenecek. Ardından çarşamba ve perşembe yine birbirinden kritik maçlar var. Peki saat 16'da HES Kablo Kayseri Spor Başakşehir Göztepe Gençler Birliği, 19'da Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor. Çarşamba günü 16 Çaykur Rizespor Gaziantep Futbol Kulübü, Atakaş Hatay Spor Yeni Malatya Spor, Galatasaray Denizli Spor. Perşembe günü 16 Fatih Karagümrük Beşiktaş, Erzurum Spor, Alanya Spor, 19 Ankara Gücü, Kasımpaşa ve Demir Grubu Sivas Spor, Fenerbahçe maçları var. Akşamın maçının rakamlarına şöyle bir bakalım. Fenerbahçe ile Ankara Gücü'nün karşı karşıya geldiği 4 gollü maçta rakamlar nasıldı? Toplu oynamada 58'e 42'lik Fenerbahçe üstünlüğü vardı. İki takım da 4'er köşe vuruşu kullandı. 3 kez offside bayrağı kalktı. Faullerde 22'ye 17 rakamlar, ikili mücadeleler %50'ye %50. Maçta 3 kez
karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler elini cebine götürdü ve sarı kartını gösterdi. Yine mücadelede tartışmalı pozisyonlar var. İlerleyen dakikalarda yorumcularımızla değerlendirme fırsatımız olacak. Top kapma Fenerbahçe 8, Ankara Gücü 15. Pas arası Fenerbahçe 15, Ankara Gücü 17. Uzaklaştırma Fenerbahçe 22, Ankara Gücü 9. Şut engelleme Fenerbahçe 4, Ankara Gücü 6. İsabetli pas Fenerbahçe 431 pasla tamamladı. Yüzlü rakamlardaydı ilk yarıda. Ankara Gücü 278. İsabetli pas yüzdesi %82'ye 75. Rakip sahada pas %70'e 61. Ceza alanına orta 15-19. Totalde yüksek bir orta rakamı yakaladı her iki takımda. Kaleye şutlar Fenerbahçe'nin çarpıcı rakamları var. 17 şut, 8 isabet, 11 şut pası. Rakip ceza alanında 25 kez topla buluştu Fenerbahçeli oyuncular. Buna karşın Ankara Gücü'nün 9 şutu var, 3'ü isabet sağladı. 9 şut pası var. Rakip ceza alanında Ankara Gücü'lü oyuncular 14 kez topla buluştular değerli izleyiciler. 4 gollü mücadelede Fenerbahçe 3 puanı aldı ve zirveye ortak oldu. Beşiktaş'la birlikte artık Süper Lig'de zirve yarışı averaj hesaplarının averaj hesaplarıyla birlikte yapılacak. Bugün maç 2-0 olduğunda acaba ikinci yarı neler getirecek? O averajı ne noktaya getirecek derken ikinci yarıda karşılıklı goller geldi. Gürcan Bilgiç, yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl bir 90 dakika, kısa bir özet rica edelim sizden. Valla Fenerbahçe'yi bu galibiyet serisine getiren tek fikir var. Kazanın oyun. Yani o etkili ön tarafını kaybettikten sonra Samatta, Perotti, Ener Valencia üçlüsünü patinajlı bir dönem geçirdiler. Üst üste yenilgiler aldılar. Daha sonra daha dengeli, daha temposuz, daha güvenli bir oyun modeline geçip Başakşehir maçıyla birlikte de seri galibiyetler almaya başladılar. Yani bu Ankara Gücü maçını kazanırken bence Kasımpaşa maçından daha iyi veya daha kötü oynamadı Fenerbahçe. O maçta da neredeyse yürüye yürüye kazanmıştı. Öndeki oyuncularının o andaki kaliteleriyle golleri bulmuştu. Ya da rakibin yaptığı hataları değerlendirerek tabelayı kendi lehine çevirmişti. Bu maçın daha pozitif olan iki şey var. Yani Samat da ilk 11'e geri döndü. Artık Fenerbahçe ideal santraforunu buldu. Ener Valencia takıma geri döndü. Çok önemli bir yer kaplıyor Fenerbahçe'nin oyunu içinde. Ve ne dersek diyelim, maç boyunca atılan gol de bence pozisyon değil, uzaktan çekilen bir şut, Ankara Gücü'nün attığı gol. Ve bir duran top, kornerden gelen bir top dışında rakibe tehlikeli atak fırsatı da vermediler. Bunu Kasımpaşa maçında da bu direnci göstermişlerdi ya da bu dikkati göstermişlerdi. Öteki karşılaşmalarda da. Benim merakla beklediğim esasında şu, yani Mesut'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin arkada çizdiği o güvenli hava ön tarafta nasıl bir organizasyona, nasıl bir akla kavuşacak? Çünkü bilmiyorum, Feyyaz Hocam da dikkatini çekmiştir. Fenerbahçe'de topu 3. bölgeye taşıdığı zaman bir fikri yok. Yani o an oyuncular ne karar verirse, aynen, ne karar verirse, ne düşünürse onu yapmaya çalışıyorlar. Bunun peşinde hani doğru karar dediğimiz, doğru pas dediğimiz ya da doğru şut an dediğimiz anlar o kadar az ki. Ya oranın gelişmesi, oraların daha çok doğrularla dolması gerekiyor. Yani Mesut'un gelmesi oradaki organizasyona belli bir akıl, belli bir düzen katar mı? Katarsa çok şeyler fark eder mi? Artık bunu konuşabiliriz ileriki dönemlerde. Mesutlu Fenerbahçe'de bu formasyon neye dönecek? Sizin de söylediğiniz gibi güvenli oyun ve seri bir galibiyet düzeni yakaladı Fenerbahçe. Bugün 5'te 5 yaptılar. Puan tablosu da ekranlarınıza geliyor. Feyyaz Hocam, 90 dakikayı nasıl değerlendirdiniz? 2-0, ardından ikinci yarıda karşılıklı goller. Evet, Mustafa, devre arasında konuşmuştuk. Sen hatta demiştin, değişiklik olur mu? Hafta sonu maçını düşünerek hoca hamlelerde bulunur mu? Daha doğrusu hafta içi maçını, hafta sonu da yine bir maç var. Ben de demiştim ki 3-0 olduktan sonra
olabilir. Dediğimiz gibi de 3-0 olduktan evet. sonra değişiklikler geldi. Hatta Erol hocamız iki de genç yeteneğine Fenerbahçe'nin fırsat verdi. O dakikadan sonra Erol hocanın muhtemelen tek düşündüğü hafta içinde oynanacak maç. Artı bu maçı en kötü yani 3-1 gibi gol yesem bile en azından kazanırım demek olmuştur. Oyunun gidişatı ile ilgili çok güzel şeyler söyledi Gürcan kardeşim. Fenerbahçe'nin gollerine bir bakarsak aslında ilk golde güzel bir orta Valencia'dan Thiam'ın bir ayak içi kapatması, sonra kalecinin bir kontrpiyede kalması ve ikinci gol, ikinci koşuyla Thiam'ın ikinci vuruşuyla atılan bir gol. İkinci golde Samatta'nın göğsüne aldığı son hamlesindeki top. Sanıyorum orada Atakan'ın bir hamlesi var. Top bir asist gibi oluyor. Samatta'nın önünde kalıyor. Üçüncü golünde uzaktan atılan bir şut. Kalecinin belki de kurtarabileceği bir top ama şutun sertliğiyle kaleye giden bir gol. Şunu söylemek istiyorum. Bu üç golde de Mesut'un attırabileceği gollerin hiçbirini görmüyoruz. Artı katkı sağlamak için Gürcan'a böyle girdim. Mesut geldiği zaman biz daha değişik goller göreceğiz. Şöyle mükemmel bir ara pasından sonra bir gol göreceğiz. Ya da mükemmel bir ortadan sonra ya da orta değil artık pas dediğimiz bir vuruştan sonra goller göreceğiz. Fenerbahçe'nin ofanstaki varyasyonları daha estetik, daha güzel, daha seyredilebilir bir hale gelecek. Muhtemelen de şöyle diyecekler, rakip ceza sahası etrafında Mesut'a mümkün olduğu kadar topla buluşturun, top verin. Ondan sonrasını zaten o çözecek. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum ama doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği bir asist kralıydı. Fenerbahçe onu da alıyor, aldı gibi büyük ihtimalle. Bundan sonra biraz daha ofansında Fenerbahçe'nin estetik, güzel vuruşlar, güzel hareketler, böyle enstantaneler göreceğiz, enstantaneler. Doğru bir transfer Fenerbahçe için. Hayırlı uğurlu olsun. O gelene kadar tabii Fenerbahçe'nin, Gürcan'ımın dediği gibi kazanmaya oynayan bir takım. Yani böyle çok sezon başındaki gibi baskılı, önde basan, oyuna hakim olmak için çok pas yapan, kale içine Caner ve Gökhan'la birlikte 300 tane füze orta yollamayan bir takım görüyoruz. Ama ne oluyor? Skoru Fenerbahçe içeriye girdiğinde galip olarak bitiriyor. Bu şekilde hedefinden ayrılmayan, futbolun bu kadar çok transferle bir bocalama dönemi geçiren ama toparlayan ve artık ayaklarını yere sağlam basan ve çok iyi ders alan bir Fenerbahçe görüyoruz. Şampiyonluk yarışında sezon sonuna kadar da olacaklar. O güveni bugün verdiler değil mi? Evet, birkaç yani bu son yakaladıkları seri artık ciddi bir ders aldıklarından, o krizi çok güzel bir dersle atlattıklarının bir göstergesi. Şeyin, Mourinho'nun anılarında bir bölüm vardır. Bu Inter'e gidiyor. Sırasını bilmiyorum ama sonra geçelim istersen. Arkadaşlarımız yani Tempoyu bozmak istemiyorum. Çünkü. Sayın Ali Koç'un konuşmak üzere olduğu detayını verdiler. Gidelim mi sevgili Güven? Birazdan hazır olacak. Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı. O zaman kadar çok kısa anlatayım. Tabii. Bu Inter'e gidiyor. Bir deplasmana gidiyorlar. Feyyaz Hocam. Kazanıyorlar maçı. 1-0. Geldim diyor soyunma odasına diyor. Çok kötü oynadık diyor. Reziliz diyor. Evet, Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını izledik değerli izleyiciler. Karşılaşma sonrası transferleri değerlendirdi. Galatasaray'ın Sayın Başkanı Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini alırken bir taraftan transfer operasyonu da devam ediyor. Mehmet Ayan, 3-1 ve şampiyonluk yarışı Fenerbahçe. Dur abi, şikayeti bitirdim. Hala orada hatırlıyorsun 20 dakika sonra. Tabii. Beni atlatmaya çalış. Mourinho soyunma odasıydı galiba. Mourinho soyunma odasında. Çok kötü oynadık. Eyvah, ne olacak diyor. Başını anlatayım da abi. Takım 1-0 kazanmış. Inter'e ilk geldiği şey. Başkan giriyor içeri, yüzünde güller açıyor başkanın. Onu öpüyor, bunu tebrik ediyor. Mourinho'yu da tebrik ediyor. Mourinho diyor ki ama diyor çok kötü oynadık diyor. Boş ver diyor, kazandık ya diyor. Sen ona bak diyor. O bana diyor bir ders oldu. Yani bugün bu mücadele içinde kazanıyorsanız, şampiyonluğa devam ediyorsanız, bakınız Sumidikalı genç Gaziantep gibi, Gaziantep
müthiş futbol oynamıyor. Yani oturalım seyredelim dedim. Ama kazanarak gidiyordu Sumidika'yı biraz. Kazanıyorsanız, sonuç odaklı bir takımsanız işleriniz de yürüyor yani. O Mourinho'lu Inter İtalya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldı. Mehmet Ayan? Maçı Gürcan abiyle Feyyaz abi çok güzel anlattılar da ben maçı bu Ozan giderse ne olur diye izledim. Yani diyeceksin ki Fenerbahçe Ankara Gücü'nün 3-1 yeniyor. Ozan ne alaka? Şu alaka. Mesut geldikten sonra bu takımın eşit ağırlığı, doğru oynayabilen, hem Gustavo yardım edip hem ayağı iyi olup kenarlara, ortaya, öne, sağa, sola top, şut atabilen, orta sahada mücadele gücü yüksek ve Türkiye'nin şu andaki en iyi Türk ve belki de full en iyi 8 numarası 1995 doğumlu bir arkadaşımız, kardeşimiz eğer transfer olursa Fenerbahçe'nin oyunu ne olur? Konuşulan meselelerden biri. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kuruluna kızamazsın. Yani atıyorum bir 12-13 milyon, 15 milyon euro verildiği zaman, sattığı zaman niye sattın Ozan'ı diyemezsin. Yani durum şey durum diyeyim yani. Nihat'ı satan şampiyonu satar durumu değil. Takımda bir sürü adam var. Ama kaldığı takdirde Fenerbahçe için çok yararlı ama işte Mesut dahil olmak üzere o takımın bir takım bilançoda belki 15 milyon euroya ihtiyaç var. Yani 40 katır mı 40 satır mı? Dolayısıyla bu akşamki karşılaşmada Ozan öyle zamanlarda öyle şeyler yaptı ki benim öngörüme göre, bu akşamki maça göre. Ya Mesut geldiği zaman bu takıma Ozan lazım deyip, yani eğer kalırsa, gitmezse daha doğrusu, Gustavo, Ozan, Mesut'u koyup Fenerbahçe'de önünde 3 tane forma bıraktım kafamda. Yani ben bu akşamı Ozan üzerinden okudum. Mesut gelirse, Ozan da kalırsa takım tadından yenmez. Onun dışında Gürcan abi, Feyyaz abi de zaten tek detayları anlattılar. Pelkas skor katkısı vermedi ama onun önündeki, sağındaki, önündeki ve solundaki 3 tane oyuncu skor katkısı verdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki en değerli oyunculardan bir tanesi olan Ozan benim bu akşamdan çıkarttığım sonuç. Yani ben de yazıya öyle bir cümle yazmıştım yarın sabah sıkı yazıya. Farkı yok. Sen cümle yazarsın, ben konuşma yaparım. Yani şunu ama ben senden önce yazdım. Ama ben senden önce söyledim ve ben senden önce çıkarttım. Ben söylemiş oldum. Doğru. Kayıtlara sen önce geçirmişsin. Kayıtlara ben önce. Çok etkiliydi abi. Mesut geldi ama Ozan'ın eksikliğini gidermiyor Mesut'un gelmesi mesela. Ya onun kapladığı yer, yaptığı görev bambaşka takım içinde. Yani Mesut oynasın, Valencia oynasın, Samat da oynasın. Ama yani mesela kim var o bölgede oynayabilecek? Sosa var. Sosa nerede? Onu size sormak lazım. Soru bana şerdi. Sormayın. Bugün şeyi denediler mesela. İsmail'i denedi. Bence İsmail'i oyuna atmasın en büyük nedeni de oydu. Sivas maçı var. 3 gün sonra. Ozan kart cezalısı oynayamayacak Sivas tamam. karşılaşmasında. Ben onun üzerine konuşuyorsun zannettim. Hayır, ben hiç ona dikkat etmeden söyledim. Hayır. Ben genel anlatıyorum. Genel sezonluk yani. Diyelim genel sezonluk. Mesut geldikten sonra. Hemen Sav'ın arkadaşın değil mi? Müdürün değil mi? Ben onun arkadaşın değilim. Patron. Patron. Burada hiyerarşi yok. Burada herkes aynı doğru söylüyorsun. O anlamda mesela yönetim için de şunu düşünüyorum. Yani ben başkan olsam, yönetim kurulu üyesi olsam, 1-15 milyon teklif getiririz Ozan'a. Abi satsam bir ders, satmasam bir ders. Bak hemen satarlar. Sana söyleyeyim. Heh. Türkiye'de hiçbir kulübün tabii. 13-14 milyon mesela, teklif gelen oyuncusunu hayır ben takımla tutacağım deme hakkı. Öyle bir durum olsa Vedat Muriç'i satmazdı. Abi vakti zamanında Galatasaray aynı şeyi yaşadı. Bilmiyorum. Belki Yılgaz'la hiç konuşmak yok. Belki o itiraz etmiştir. Mesela Gomis satılırken birçok Galatasaray taraftara itiraz etti. Ama 6 milyon euro o zaman çok güzel paraydı. Ama Galatasaray taraftarlarının itiraz ettiği Gomis'e 500 bin euro daha ver kalsın şeklinde. Ona da anlarım ama ticaret, full ticaret 6 milyon euro Gomis iyi paraydı o dönem. Hayır. Yani bir yerde sıkışabilirsin. Hayır, demek istiyorum. 6 milyonu Gomis ver, 13 milyonu Jack Daniel olmaz. Yok saçma olacağım. Yani ben, hayır ben full... O zaman bir hayır abi sade yani. Ticaretten bahsediyorum. Aldı tabii, verdi tabii. De orada iyiydi o para. Hayır, bugün hiçbir Türk takımının... 15'e hayır deme şansı yok. Öyle bir rakama hayır deme şansı yok. Çünkü ihtiyaçları var. Çünkü paraları yok. Yani işte biraz önce Ali Bey'i dinledik. İmza günü Ferhan'ın kampanyası yapacağız. Hadi rekor kıralım. Yani, bu arada yani oyuncuların maç önü gibi röportajları yayınlanmamış. Ama tabii tişörtlerinin önünde yayıncı kuruluşu aslında bir nevi protesto eden bir yazı var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bana biraz konu karışık geldi. Maç içinde reklamda da o benzer görüntüyü ifade verdiler. Vardı. İfadeyi çıkarttı yani Fenerbahçe kendi reklam alanına. İfeir yazıyordu. Evet, oraya yayıncı kuruluşu eleştiren bir reklamını çıkarttı kendisi. Şimdi, şuradan hissettim. Bu artık akılcı bir yol mu diyelim. Biliyorsunuz yani şey maçından sonra... Erzurum maçından sonra Ali Bey dedi ki yani şeyleri
maç öncesi maç sonrası röportajlarında bir tavır alacağız. Ama yaptığımız anlaşmalar bizi bağlıyor dedi. Çünkü gitmediğin zaman ceza var. Federasyon ceza var. Tabii ceza var. Bu tavrı biz geliyoruz. İstiyorsanız röportajı yapın. Ama üstlerine giydikleri tişörtte. Adil ol yazıyor. Koymuşlar. Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. Şeyi geldi, fotoğrafı geldi. Sağ kenarında yazıyordu. Yok, tişörtte de var. Tişörtte de var. Yani Fenerbahçe'den gelen resmi bilgi şu abi. Biz katılım gösterdik, yayıncı kuruluş yayınlamadı. Yayınlamadı. Yani geldi resimler de o yüzden söylüyor. Yani biz anlaşmalarımızın gereğini yerine getirdik diyorlar. Erol Hoca bu arada normal kıyafetiyle. Onun dışındakiler şey, protesto oldu. O nedenle bu da çok abi göstereyim. Doğru bir şey değil. Yani burada bir ortayı bulmaları lazım. İki tarafında oturacaklar. Bu böyle devam etmez yani. Çünkü win-win, kazan-kazan ortamının olduğu bir yerde, yayıncı kuruluşta Türk futbolunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi böyle bir tartışma, böyle kavganın içine girmemeli. Şu an çok düzeyli yapıyorlar ama bir türlü ortayı bulmak zorundalar. Yani. Tabii, yani seviyeli Sayın Başkan da ifade etti. Hayır, daha önce kablolar kesildi biliyorsun. Böyle maç sırasında. Tabii garip garip şeyler de oldu. Öyle de olmaz yani. Tabii maç sırasında yani bütün kameraları... Tabii canım, bir tavır koyacaksan öyle de koyamazsın. Evet. Ama bugün çok akıllı, çok net bir tavır koymuşlar. Biz sizle röportaj yapmak istemiyoruz. Yaparsanız bunu da yayınlayacaksınız. Diyerek adil ol, bir tavır koymuşlar. Erzurumspor maçında da bak orada da Allah var. Orada da yayıncı kuruluşun hakkını vermek lazım. Maç öncesi, maç sonrası çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü de, futbolcular da yayıncı protesto ettiler. Yayıncı kuruluşa eleştirilerini ifade ettiler. Bir kelimesini kesmeden onlar da yayınladı yani. Hakeza Sayın Ali Koç'un açıklamaları, maç sonu açıklamaları da yine oradaydı. Sevgili Ilgaz, karşılaşmaya dair belirtmek istediğim bir not. Ben en azından Feyyaz abiyle Gürcan abinin bıraktığı yerden toparlayayım. Mesut Özel'inden okuyacağım ben de. Fenerbahçe'nin ilk 15-20 dakika oyun kuramamasının temel sebeplerinden birisi benim pencereme yansıyan kısmı hatlar arasında hiçbir oyuncunun girmemesiydi. Zaten 1-0'dan sonra Luis Gustavo ve Seran belki de yedek kulübesinden almış oldukları talimatla daha farklı bir oyun anlayışına geçtikten sonra Fenerbahçe daha farklı hücum etmeye başladı. Hatta Luis Gustavo'nun ceza alanının içinde kestiği, Tiam'ın dokunamadığı, daha sonra Nazım Sangare ve Pelkas birlikteliğiyle biten bir pozisyon vardı köşe vuruşuyla sonuçlanan. Oralar zaten Fenerbahçe'nin o hatlar arasına adam sokamıyorsak daha farklı bir oyun oynarız demesinin bir getirisiydi. Ama Mesut gelirse ne olur? İşte hat arasına adam koymakla beraber çok daha farklı bir pas ver, hareket et ilkesine uygun oyun oynanır. Yani Mesut kendisini o alanlarda çok iyi gösteren ve belki de Tisera'nın ve Atilla Zalai'nin ayağından çıkacak toplarla orta sahada çok fazla pas tembelliğine girmeden 3 saniyede, 4 saniyede iş çözebilecek bir yere gelecek. Bunu sağlayacak olan da Mesut Özil'in aklı olacak bence. Ben öyle baktım oyuna. Onun dışında Fenerbahçe'nin duran top savunmasındaki sıkıntısını da yine yeni transfer Atilla Zalai'nin gidereceğini not düşeyim. Çünkü üst üste iki köşe vuruş vardı. Bir tanesi Altay'ın eline çarpıp direkte üst direkte patlayan top. İkisinde de çok ciddi anlamda kaleci ve savunmanın kafasını karıştıran bir uygulaması vardı Ankara Gücü'nün. Yani doğrudan 18 içine bütün adamlarıyla yığılmak ve iki tane kişiyi de 6 pasın değil yani. Pardon, yani 6 pasın içine tüm adamlarıyla yığılmak, iki kişiyi de penaltı noktasının biraz gerisinde tutup bir vuruşa hazırlayabilmek. Topun kimden geleceği önemli değil kale içine yönlendirdikten sonra. O tip çalışmaya da Fenerbahçe, yani Fenerbahçe genel anlamda duran top savunmalarında sıkıntı yaşıyor. Çok akıllı bir taktik ya. Çok büyük, çok iyi bir yani, taktikti. Yani rakip için de zor, tutamıyorsun, penaltı tabii olabilir. Var devrede. Her şey devrede. O kalabalığın içinde senin de dediğin gibi kime çarparsa bana fırsat olabilir. İlkinde şey. Zaten Pencil'in önüne düştü. Pencil vurdu, tekrar köşe vuruşuyla bitmişti. Bunun dışında da Ozan Tufan meselesinde de muhtemelen İsmail Yüksek de değil ama öncelikle ilerleyen zamanlarda eğer ki Ozan Tufan satılırsa Mert Hakan Yandaş üstünde bir yoğunlaşma olacaktır. Aynı etkiyi verir mi vermez mi? Sonra bu tartışma konusu zaten. Peki Feyyaz Hocam, protesto olayına ne diyorsunuz? Neler demeyeyim ki Mustafa'cığım, şöyle söyleyeyim ben. Yayıncı kuruluş tabii ki
Süper Ligimize bir değer katıyor mutlaka. Şöyle konuşmak istiyorum. Mesela bizim dönemde 18'in üstünden vuruyordun, direğe dönüyordu top. Direkten dönüyordu. Bu da kaçar mı diyordu spikerler. Şimdi 6 pastan adam vuruyor, boş kaleye avuta atıyor. Ama o şekilde söylemiyorlar. Yani kaleci kurtarırsa hemen, yani hep malı bir şeye sokma. Yani Süper Lig'e bir hava verme, Süper Lig'i değerlendirme. Ha, bazı yerlerde tamam saygı duyuyoruz, bazı yerlerde biraz abartılıyor. Yani orada yapılan bir sürü hata var. Oyuncuların çok kaçırdıkları basit şeyler var. Ama biz hep yayıncı kuruluş tarafından bardağın dolu tarafını görmeye yönlendiriliyoruz. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Mal güzel olmalı, değerli olmalı. Öyle ifade edilmeli ki satışı olsun. Haklılar. İşte dekoder satıyorlar, seyredilmesi lazım. Üç büyüklerden herhangi bir takımında tabii ki hem karşılıklı olarak gerekli saygıyı göstermesi lazım ve görmesi de lazım o saygıyı. Dolayısıyla bu bence biraz abartılan bir durum, gereksiz bir durum. Hem yayıncı kuruluş hem Fenerbahçe takımı bir arada olmak zorunda. Sayın Başkan da dediği gibi onlar bir ortaklar. Birlikte hareket etmek zorundalar. Azami olarak yani mümkün olan şeyi bulup, orta yolu bulup ondan sonra yollarına devam edecekler. Bu tür şeyler ne yayıncı kuruluşa ne de herhangi bir takımımıza bir katkı sağlamaz. Bir an önce vazgeçilmesi lazım. Hepimizin Süper Ligimize bir şekilde sahip çıkmamız ve onu değerli görmemiz, evet, değerli kılmamız lazım. İnşallah en kısa zamanda bir orta yol bulunur. Bulunur. Nihayetinde aynı işte bütünün küçük parçaları. Devreye girebilir miyim burada? Eğer bir iki dakika varsa. Buradan da Ali Koç'un Kulüpler Birliği ile alakalı olan açıklama kısmına gelmek lazım. Yani Kulüpler Birliği Başkanlığı, bir Kulüpler Birliği bu işin her tarafına müdahil olmalı mı? Yoksa diğer büyük liglerdeki gibi hep öykündüğümüz ve makasın açıldığını gördüğümüz liglerdeki gibi bu işin profesyonelleri mi bakmalı? Yani bir profesyonel bir yapıda bu kulüplerin anlaşmasını o profesyonel yapının imzalaması lazım. Onların denetiminde olması lazım. Çünkü biz Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki o anlaşmayı kredi kartı alırken yapmış olduğumuz, atmış olduğumuz imza gibi yapıyoruz. Yani kim okuyacak şimdi 25 sayfayı deyip o kutucukları işaretleyip işte buraya isim soyisim, evet, altına imza ve telefon diyoruz. Öyle yapıyoruz ve ondan sonra da Kulüpler Birliği'nde yayın anlaşması böyleymiş diyoruz. Ama Kulüpler Birliği yayın anlaşması yapmıyor. Federasyon yapıyor. Federasyon yapıyor da abi. Yani Kulüpler Birliği'nden yani bak şöyle söyleyeyim ben sana o zaman. O ilk kriz patladığı zaman ya işte bize hemen parayı verin, parayı verin noktasında böyle miymiş diyorsun. Sen kendi... Hayır, orada Kulüpler Birliği sadece federasyonla isteklerini belirtiyor ama yetki futbol federasyonu. Ben de diyorum ki sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nda olmaması lazım diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kendi yayın hakkından bu kadar vazgeçmişken kendisine gelecek olan paradan biliyorsun %40'dan %10'lara indirdi kendi alacağı parayı. Kulüplere geçmişken kulüplerin daha profesyonel insanlar tarafından bu anlaşmaları... Oran doğru da şey yanlış. Tabii. 12'den 4'e indi. 12'den 4'e yani oran doğru işte mi? Yani anlatmaya çalıştığım öyle bir değer kaybı. Bunu yapması gerekiyor. Bu yüzdendir ki profesyonellerin bu yayıncı kuruluşla anlaşmaya oturması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olmaması gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Fransa'da böyle bir şey yok. Fransa Futbol Federasyonu'nun tek işi milli takımlarla uğraşmak. Yani böyle onunla bununla uğraşmak değil. Lig 2'nin yayın hakkı bile bizim dünyadan çok tüketilen pizza markalarından birisiydi. Şimdi bu farklı bir şey. Türkiye'de olmayan bir şey de yani önemli değil. Biz de orada hala Kulüpler Birliği işinin işte noktalarına dahil oluyor. Belli federasyona yapıyor. Federasyonla dahil olmaması lazım hatta. Ben öyle söyleyeyim. Çözüm tektir ya. Boşuna uğraşıyorsunuz. O evet. Sat hepsini gittin. İngiltere gibi kur lig birliği olacak bitecek. Ne uğraşıyorsunuz? Gazeteci formül tamamen hepsini sat. Kur ligler birliğini olsun, lig birliğini olsun bitsin ya. Bu kadar basit. Bütün kulüpler satılır. Bu sorun olmaz kardeşim memlekette. Yok aslında öncesinde zaten bu konuşuldu. Herkes mırın kırınıydı. Oraya gidecek en sonunda. Önce devlet, önce kayyum. Sonra satış bitecek, gidecek. Boşu boşuna konuşuyoruz burada yıllardır ya. Ya Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, görürsün. Trabzonspor'u... Ben buradayım patrona... abi. Allah ömrü verir, siz de mikrofon verirseniz, lig radyoda mikrofon verirse hepimiz görürüz. 5 seneye bakar. Ama 5 sene sonra bu konuyu tekrar konuşmak üzere o zaman. Hepimiz bakarız. Türkiye'nin en büyük
sivil toplum örgütü. Hep öyle geldik buradayız. Tabii tabii. Bence öyle yani. Liverpool'dan büyüyüz. Biz Manchester'dan büyüyüz. City'den büyüyüz. Barşey'den büyüyüz. Bütün İngiliz kulüplerinden biz çok büyüyüz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harikayız. Satılamazlar ama onlar satılır. Niye? Elin Glazer'ı alır, elin Malezyalısı alır, elin Çinlisi onları alır zaten, ama biz alamayız. Onların zaten sahibi var kardeşim. Tamam onlar işte, başından bizim beri. Bizim de olacak inşallah. Hayır, Fenerbahçemizin sahibi, Beşiktaş'ımızın, Galatasaray'ın sahibi olacak inşallah. Onlar başından beri patronların takımıydı. Ne, hep, yok ya. Tabii. Onların, ne zamandır abi? Hepsinin sahibi. Ne zaman satıldı? Hepsinin sahibi var. Ne bileyim ben ne zaman satıldı. İşte, hepsini, 20 sene önce Amerikalılar satıldı. Ondan önceki mesela kimdi sahibi? Abiciğim tamam da işte. Yine sahibi yok muydu ondan önce? O yüzden Premier Lig 5 milyar euro bekliyor. Sen burada 250 milyon euroya Katarlı'ya bakıyorsun ya. Allah Allah. Bana ne paradan kardeşim? Ne demek paradan? Çekirdek mi yiyorsun? Olur mu? Senin işin gücün para. Oradan para gelsin, buradan para gelsin. Ondan sonra adamlar transfer yapayım diye para mı var transfer abi, yapıyorsun diye konuş. Abi Türkiye'nin en zengin adamı 5 dakika önce Fenerbahçe için para istedi yahu. Öyle şey yok. Nasıl bak şey senin yok? Dediğin olabilir. Hepsi olacaksa. Yani, hayır çünkü neden? Bunlar hisse senetlerini eğer bankalara aldıkları kredi karşılığı rehin verdilerse bankada parasını alamazsa alınan rehin aldığı hisse senetlerini borsada satar. %51 parası varsa Feyyaz Uçar'ın. Parası varsa Mehmet Ayan'ın eline geçer. Oh. Kulübün sahibi olur. Bu bir realite. Öyle olacak zaten. Hayır. Bu olabilir. Yapılabilir. Eğer kendilerine ait hisse senetlerini aldıkları kredi karşılığı rehin verdilerse. Bunu yapanlar var mı? Var. Kulüp yöneticiler içinde. Şu ankiler değil. Geçmiş yöneticiler içinde. Ama bu üç kulüpte yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok ciddisi bir toplum kuruluştur. Sadece işleri... Yıllardır yani, böyle geldim. Sadece yani. İşleri... O yüzden 15 milyar lira borçları var abi. Futbol oynamak değildir. Kötü yönetilmişlerdir. Ayrı. Bu üç kulüp Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bile önemli roller oynamış. Kendi bünyelerinden sporcularını askere göndermiş, şehit vermiş. Sadece sahaya çıkıp maç kazanmak için değil. Yani ülke birliği için uğraşmış. Sporcuları olmuş. Yöneticileri olmuş. Başkanları olmuş. İsyanları olmuş. Yani şu son dönem bile yani 11 Temmuz harekattan sonra bile kumpasından 11 önce 3 Temmuz var. 11 Temmuz dedim de. 2011. Oradan gitti. 3 Temmuz 2011 kumpasından sonra bile terör örgütüne karşı bunu yapanlara karşı kimi karşı durdu? Gene bir futbol kulübü. Fenerbahçe kulübü. Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe camiasıdır. İlk bayrağı eline alıp koşan. Ne şikesi ülke elden gidiyor diyen Fenerbahçe başkanıdır. Tamam mı? Yani bu o nedenle Ilgaz'dayım fikrim. Daha önce de belirttim. Bu üç kulübün de sahibi peki, olmaz. Peki ben bir olmamalı. Basamak daha çıkarayım sizi. Herhangi bir Çinli'nin ya da Endonezyalı'nın Türkiye'den herhangi bir takım satın alabileceğini düşünüyor musunuz? Abi alınmaz işte. Verilir bazen. Alacaklardı. Hı? Şu pandemi çıkmasa Başakşehir ciddi şekilde. Başakşehir o bir şirket olabilir. Ama. Evet. Bir şirket. Yani o bir şirket. Satılabilir yani bir şirketten bahsediyoruz. Üç büyüklerin ya da Trabzonspor'un öyle bir talibi çıkar mı sizin? Abi Liverpool'dan daha mı büyüyüz Feyyaz abicim? Abi bunun büyüklükle küçüklükle alakası yok. Benim ben dediğim şey seninle örtüşüyor Mehmet'im. Şey yapma yani. Başka yapma şey. Şöyle söyleyelim tamam mı? Sen şimdi bir Çinli bir iş adamısın. Tamam mı? Liverpool'u satın alırsın ya da evet, almaya niyetin tamam olur. Gelip işte üç büyüklerden birini satın alır mısın kardeşim? Abicim bazen diyorum ki işte alınmaz, verilir. Çünkü o senin Gürcan abinin adını sözüm ettiği hukuki ortamda mal öyle bir hale gelir ki al bunu derler. Bizim onu yapabilecek bir şeyimiz yok. Herhangi bir Türk'ün birine verelim böyle bir şey yok kardeşim. Peki abi. Yok. Yani Allah uzun veremeyiz. Bir 10 senemiz satamayız da veremeyiz. 10 senede görürüz abi. Peki yani talep yok, arz talep yok ortada tartışmanın da anlamı yok. Abi sen satıyorum, Beşiktaş satıyorum diyor, bak talep olur mu olmaz mı? Kardeşim. İşte onu Türkiye'de kimse diyemez. Kardeşim. Onu bir Türk, yani delidir yani. Onu bir Türk isteyebilir. Hayır, kardeşim hasta Beşiktaşlıdır, hasta Fenerlidir, hasta Galatasaraylıdır, her şeyine rağmen satın alabilir. Ama dışarıdan alacak olan adam ticari olarak i̇çeriden düşünecek bunu. İçeriden alsın abi, içeriden de olmaz. Evet tamam, ben bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un satılmasındansa borçları yüzünden küme düşürülmesini hatta yok olmasını tercih ederim. Kaç kişisiniz? Sivil toplum örgütü olarak. Siz kaç kişisiniz Ilgaz? Bilemem. Onu kaç kişiyim bilemem. Belki de bir kişiyim. Kaç kişisiniz? Ama bir kişiden... asla ve asla yani satılmasındansa yok olmasını tercih ederim. Bazen yok olmasını... Evet. Çok iddialı. Ben de tam tersi. Benim tuttuğum takım eğer arması logosu yani şu defne yaprağı şu gayın vesin yok olacağına
başkasının olsun, varlığını sürdürsün. Orada satın alacak kişinin bakıyorum. De yok etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyorsun değil mi? Sahiplik her zaman iyi bir şey değildir yani. Abiciğim sahiplik her zaman iyi bir şey değil biliyorsun. Ağzını alır. Açan Premier Lig'den açıyor. Alır. Ağzını açan Premier Lig'den açıyor. Premier Lig'de böyle çok vatan abi. Var. Sen yani, açıyorsun ağzını. Ağzını açan Premier Lig'den açıyor ki. Burada bir... Feyyaz da demedi, Mustafa da demedi. Ben de dedim, sen dedin Premier Lig diye. Tamam. O da Fransa Ligi. Evet, ben Fransa Ligi dedim abi yani. Ben çok da mütevazıyım yani. Orada doğru yönetildiği için. O da Fransa Ligi. Allah ömür verir. 5 sene içinde görürüz abi hepimiz. Abi. İnşallah hepimiz yaşıyoruz ya. İslam'ın şartı. Hepimiz ömür versin. İslam'ın şartı 5. 6. haddini bilmek. Bileceksin. Sen İngiltere gibi değilsin. Fransa gibi değilsin. Avrupa gibi değilsin. O yüzden sen, böylesin. Sen, onun gibi olmaya olabilir, çalışıyorsun. Olabilir. Doğrudur. Sen başka bir ülkesin. Burada duygular var. Burada hisler var. Burada tarih var. Burada ölçülemeyecek değerler var. Liverpool'da tarih yok yani. Ne var? İşte madencilerin tarihi var. Ne yapayım yani? Liverpool'da tarih yok diyorsun yani sen ya. Ne yapayım yani? Ayıp. Senin bahsettiğin... Kurtuluş Savaşı geleceğinden bahsettiğin tarih olarak yani. Walt Allen'ı yok sayıyorsun. Madenciler diyorsun. Stat, burada tarih var diyorsun. Orada yok diyorsun. Stat ve, yapma abi. Stat ve içindeki de var. Baba ya etme. Baba peki söyle bana. Manchester kentinde kaç Liverpool taraftarı vardır? Ne bileyim. Hiç gitmedim Manchester'a. Gitsen bakardım. Hiç gitmedim hayatımda. Keşke gitseydim. Öyle mi? Fenerbahçeli vardır ama bulursunuz. Fenerbahçeli de bulursun. Trabzon'da da Fenerbahçeli bulursun. Evet. Diyarbakır'da da bulursun. Galatasaraylı da bulursun. Tamam mı? Ne alakası var bu benim dediğim ekonomik modellemeyle? Bu kulüpler Türkiye takımıdır. Bak şehir takımı değildir. Bir kere bir. Ülke takımıdır. Dünya dedin bu az kulüpler. Önce Manchester'da da var Fenerbahçe taraftarı dedin. Tamam işte. Orayı geç. O dedi zaten. Onu geç. Hayır, kim dedi? Bir kere bu dört kulüp Trabzonspor'da. Bir kere ülke takımıdır. Bursa satılabilir, Eskişehir satılabilir yani. Satılabilir demiyorum. Sen uydurma şimdi. Senin dediğin Liverpool tarihi o dikdörtgenin içindedir. Bu kulüplerin tarihi ülke kuruluşunun cumhuriyetin içindedir. Misak-ı milliyenin yani içindedir. Başka yerlerden bahsediyoruz biz sende. Ama sen tabii rakamlar uçtuğu için sürekli yani bir de şunu da hatırlatalım. Almanya'da yani batmak üzere olan veyahut da kötü durumda olan bir tane Schalke var. Alman kulüplerinin %90'ı Türkiye'deki gibi dernek usulü. Tabii ki kanunları farklı. Yani sahiplik her zaman iyi değildir diyorum. Almanlar nasıl yapıyor peki bunu? Tamam, ben de sanırım ki sahiplik iyi değildir. Tamam ben yanlış düşünüyorum. Neyse, bana doğrusunu söyleyin ama denetim demeyin. Şimdi bakın. 30 senedir denetlemediğin için böyle oluyor çünkü. 15 milyar lira borcun oluyor. Şimdi konuyu değiştirmeyelim. Ne değiştirme? Sen değiştirdin konuyu. Fenerbahçe, ben bir cümle söyledim bitti. 38 puana gelmiş. Liderle aynı. Beşiktaş'ta arasındaki puan farkını indirmiş. Mesut Özil'i transfer etmiş. Beşiktaş eşit puandalar abi bu arada. 38-38 hocam. Gol farkını pardon. Averaj farkını indirmiş. Mesut Özil'i transfer etmiş. Beyefendi Türk futbolunu kurtarmaktan konuşturmaya çalışıyor bize. Ya Gürcan'cığım bir şey söyleyebilir miyim Mustafa? Yani TC vatandaşı olmayan herhangi bir kişinin 3 büyüklerden ya da 4 büyüklerden birini alacağına inanmıyorum ben abi. Pandemi olmasaydı. İnanmıyorum ya. Hayır Feyyaz hocam ekonomik olarak da şunu söylüyor. Yani geliri borcunun faizini ödeyemeyen bir kuruluşu, bir şirketi yabancı bir sermaye niye satın alsın noktasında gayet de doğru. Peki Beşiktaş Futbol Kulübü bir tweet paylaştı değerli izleyiciler. Ne futbolcularımızın gibi? Galatasaray derbisinde giydikleri formalar bir adres verdiler ve o adreste açık arttırmada asil formalarımızdan biri senin olabilir. Beşiktaş'ın Twitter hesabından o internet sitesinin yeri de var. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Galatasaray maçının formalarını satışa çıkarmış Beşiktaş Kulübü. Bu da önemli bir hareket. Tabii bu işin pazarlamasının daha fazla yapılması lazım. Kulüplerimiz bunun farkına vardılar ve hızlı bir şekilde bu konuda da çeşitli yatırımlar, çeşitli atılımlar oluyor. Beşiktaş Kulübü de sosyal medyasını son zamanlarda fevkalade derecede iyi kullanıyor. O maçın formaları da satışta demek ki bundan sonra kritik maçların formalarını satışta göreceğiz biz. Bütün takımlar adına herhalde bunu söyleyebiliriz Feyyaz Hocam. Çok da güzel olur. Sahada olan bir futbolcu olsaydın o formayı götürüp anıların arasına mı koymak isterdin yoksa kulübe katkı olsun satalım açık arttırmada mı derdin? Hangisini tercih ederdin? Kulübe katkı olsun değil mi? Yani neticede bir şekilde anılarına koyacak bir forma bulursun. Ha, Fenerbahçe yapıyor bunu zaten. Benim oynadığım zamandan formam yok şu anda. Son formam da müzede. O benim için çok değerli. Çok Beşiktaş Müzesi'nde stadın olduğu yer. Gürel'den falan buluruz ya vardır orada. Onun da sanırım. Yok. Kalmıştır. Koleksiyoncularda vardır hocam sizin formanız. Öyle tamam Mustafa'cığım ya. Biraz daha ya şey yap ben istersen. Estağfurullah. Değerlendir, yaşlandır, palazlandır. Allah senden bin kere razı olsun. Yani antikacılara kadar beni yolladığın için teşekkür ederim. Formamı sağ ol, var ol kardeşim. Hayır. Feyyaz Uçar Beşiktaş formasının
maddi büyük bir değeri var ve forma koleksiyoncuları var biliyorsunuz. Her feda olsun olması. Kardeşim o oynadığın kulüp için. Al diyor abi sana. Al demedim. Al dedin ya git ya. Forma yoksa git al dedim. Beyaz Uçer forması kıymetlidir mutlaka forma koleksiyoncularında var. Beşiktaş'ın uygulaması doğru. Fenerbahçe kulübü çok de yapıyor. Çok güzel tabii ne zaten güzel bir uygulama. Çıktıkları her maçın biliyorsunuz her formanın üstüne şu tarih, şu stat, şu maç diye yazıp. O güne dair. O güne dair. Yani o gün giyilen forma bu deyip isteyen taraftarlarına. Sezonu 3 formayla satıyor. Bitiren takımların bir oyuncusu olarak çok yerinde bir uygulama. Tamam mı kardeşim? Bütün kulüplerimiz bunu yapsınlar. Hakikaten de güzel bir şey. O forma çok değerli. Oynanan maçın forması. Evet. Kulüplere nasıl bir gelir olacaksa da yapılsın. Çok doğru bir uygulama. Abi yağmasa damlar. Her ve artı şu olacak. Şu olacak. Forma isteyen bir sürü insan da doğal olarak isteyemeyecek. Futbolcular da rahat yiyecek. Alabilirsiniz oradan. Yani. Şöyle yapalım. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Evet artık futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Ilgaz Çınar, Gürcan Vilgiç, Mehmet Ayan ve tabii ki Feyyaz Uçar'la birlikteyiz. Fenerbahçe Ankara Gücü karşılaşmasını değerlendirdik. Programın ilk bölümünde şu tartışmalı pozisyonlara bakalım ki çok sayıda sizden tweet de aldık. Tabii karşılaştırmalı biraz da neden şu maçta bu pozisyon işte kırmızıydı burada değil ya da neden burada şu karar verildi orada verilmedi kıyaslamaları çok fazla yapılıyor. Biz de pozisyonları hızlı bir şekilde yorumcularımızın değerlendirmesine sunalım. İlk olarak bir Fenerbahçeli oyuncuların penaltı bekledikleri bir pozisyon vardı. Özür dilerim. Serdar Aziz'e yapılan bir faul var. İlk olarak onu izleyelim. Yorumcularımızdan da o konuyla ilgili değerlendirme şu alalım. Şu daha büyüğü yok mu? Şuraya veremiyor muyuz abi? Orada çünkü yarımız göremiyor orada. Evet buyur. Yaşa insan değilsin. Meleksin be. Peki 11. dakika. Bu devam bu etti, devam ettirdi burada. Devam. Avantaj da demedi yani. Foul yok dedi yani. Burada kart var mı yok mu? 11. dakikada soru bu. Burada ayağa basma var. Net kart. Net kart diyor Gürcan Bilgiç. Yani bir önceki pozisyonda da Valencia rakibinin ayağına basıyordu. Evet. Yani iki basma birden iki basma. Tane sarı kart evet. Var o zaman. Hayır foul vermediği için kart da vermedi. Foul yok dedi. Bak şimdi burada Valencia ayağına basıyor Ankara güçlü oyuncunun. Oradan Serdar Aziz araya giriyor. Öbür adam onun ayağına basıyor gibi. Değil mi? Yanlış. Evet. Şey. Bu eğer ayağa basmak sarı kartsa iki tane sarı kart. Hem Fenerbahçe'li hem Ankara güçlü oyuncuya göstermesi lazım. Aynı fikirdeyim. Burada devam etti. Ötekinde de devam ettirdi. Oyuncu yerde kaldığı için bence devam etmediği için faul vermeliydi. Faul de vermedi burada Beyaz Hoca. Evet. Vermedi. Hakemin bir avantaj işareti var ama burada. Var mı? Abi. Hakeme dikkat edelim. İkincisi geldi Fenerbahçeli oyuncularda. Şu en son kollarını şöyle kaldırıyor. Yani. Devam ediyor diyor yani. Tek kolunu kaldırdı abi. İkisini birden kaldırdı sanki abi ama. Yok, ben yanlış görmüş olabilirim. Yok tek kolunu kaldırdı. Hakemin elini kaldırdığı yer en son kare galiba sevgili. En sonda. Orada da kayboluyor zaten. Abi oynayın dedi. Durdurmuyorum dedi. Bak hala kaldırmadı. Tek kol. İki kol. Pardon. İki el avantaja bıraktım diyor karşılaşmanın hakemi. Peki Ozan'a yapılan bir faul var. Ozan Tufan'a. O pozisyona da bakalım. Karşılaşmanın 12. dakikası. Ozan topu hakem de Arda Kardeşler pozisyona yakın. Çok yakın. Net faul. Yine bir avantaj bekledi. Ondan sonra düdüğünü çaldı pozisyon kaybolunca. Doğru. Kart var mı hocam? Kart olabilir. Yani biraz çünkü tabanla hamlesini yapıyor oyuncu. Abi net sarı kart. Biraz yukarı gelse kırmızı kart. Direkt taban bakın gösteriyor değil mi tabii. Ankara güçlü oyuncu? Ya ayağa geldiği için sarı kart. Biraz yukarı gelse bilekten yukarı kırmızı kart olur. Sevgili Ilgaz. Sarı kart. Mehmet Ayan. Sarı kart. Peki Samatta'nın golüne bakalım. Golde bir faul var mı yok mu? Tartışılan meselelerden biri. Alıyor iki rakibinin arasından geçip topu vuruyor ve ağlara gönderiyor. Fark ikiye çıkıyor. Bu pozisyonda kale arkası çekimi çok daha net. Ankara güçlü oyuncunun yüzüne ceza alanı içinde bir darbe var mı yok mu? İşin bu tarafına bakalım. Sarlı'ya yanlış görmediysem
Şimdi bu pozisyonun benzeri. Burada durabilir miyiz abi? Teşekkür ederim. Reji'ye teşekkür ediyorum. Şimdi burada hem Ankara güçlü futbolcunun hem Fenerbahçeli oyuncunun birbirine bir müdahalesi var. Fenerbahçeli oyuncu arkaya doğru bir hamlede bulunuyor. Ankara güçlünün sağ eline bakarsanız oyuncunun önünü kapatmaya yönelik bir hareket. Ama topun olduğu yere ve pozisyona göre Ankara güçlü oyuncu pozisyonunu kaybediyor. Hiçbir şey yok. Hakemin kararı doğru, oynatma kararı. Fenerbahçe'nin ikinci golü. Oyuna devam. İkinci golü, oyuna devam kararı doğru. Hayır, burada Ankara güçlü oyuncuyu bozan kim? Takım arkadaşı. Yani. Aynı zamanda Samatta'nın rakibinin Samatta'nın yüzünde ama. Koluyla alakalı tartışılıyor. Onu söylemek lazım. Geçeceksin abi. Çok sayıda izleyicimiz şunu sormuş. Geçen. Ya Falcao benzer pozisyonda ikinci sarı kartı gördü. Kırmızı kartla oyun alanının dışına atıldı. Bu onun aynısı değil mi? Değil. Yani, veyahut da işte Galatasaray Çaykur Rizespor maçında penaltı kazandı. O hareket tam havada, hava mücadelesiyle olan bir hareketti. Değil mi, yok muydu? Abi standardı olmadığı için bizim hakemlerimizin standardı olmayan bir şeyi tartışmak artık zul verici bir hal haline gelmeye başladı. Hayır, çünkü o kadar fazla emsal. Yok şey hayır, konusunda. Hayır, ben sana bir şey diyeyim mi? Falcao'nun ikinci sarıyı gördüğü pozisyon da yanlıştı. Erzurumspor maçında işte insanlar da o yüzden diyor yani ki orada niçin gördü, burada niçin oldu. Mustafa Yumlu ile olan pozisyonu söylüyorsun. Yok Erzurumspor maçı abi, Erzurumspor maçı. Erzurumspor maçında iki tane sarı kart görmüştü ya. İkisi de hemen aynı pozisyonda. Kolları açmakla hayır, alakalı. Hayır, burada el de tam o pozisyonda ekranlarınıza geliyor bu arada. Ilgaz'cığım, beni gösteriyorsanız. Hı hı. Tam böyle değil. Şuradan gidiyor el oraya. Artı hareket de var. Yani orada elini mi itiyor? Sonuçta Feyyaz Hocam çok güzel açıkladı. Çok temiz, çok net bir gol abi. O maçın hakemi kimdi, hatırlıyor musunuz? Arda kardeşler aynı hakem. Evet. Aynı hakem. Yani aynı hakem burada Falcao'ya burada faul verip ikinci sarı kartı gösteriyorsan diyor insanlar. Niçin burada benzer uygulamaya gitmedin diyor. İşte standardın olmadığı bir şeyi eleştirmek, hayır, standardın olmadığı bir şeyin üstüne konuşmak ben, çok zor. Ben de onu çok düşünüyorum. Hı-hı. Aynı maçta standardı konuşmamız çok doğru olur. İşte emsal gösteriyorlar abi. Hayır, şimdi emsal gösterdi. Arda kardeş de orada ikinci sarıyı verdi. Gözlemci geldi, MHK başkanı geldi. Arda yanlış yaptın, bir daha pozisyonlarda kart göstermedi. Adam göstermiyor, ne yapacağız o zaman? Yok ben... Yani yanlışı... Benim bahsetmiş olduğum anladım, şu... Anladım. Yani... Ama aynı maç içinde... Aynı yani maç içinde Falcao'yu iki aynı anda sarı kart gösterdi. Ha, aynı pozisyonda. Aynı bu, yani şu karşılaşmada bir benzer. Aynı yönettiği maçta. Hı-hı. Yani o 90 dakikada. Standardı kaçırdıysa %100 haklısınız. Orada Samat da burada elini kullanarak lazım. Kendisine avantaj sağlamıyor mu Mehmet'e? Abi o mücadele var da orada o parmakları ne kadar rakibe değip değmediği konusunda fikrim yok. Ama şundan net fikrim var. Atakan bozuyor değil mi Şarya'yı? Evet. Zaten başta. Pası veren Atakan zaten. Topu düşüren Atakan yani. Ya bu pozisyon Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe'nin galibiyetinin başlangıç golünü tesir edebilir. Fenerbahçe'nin galibiyeti bununla okunmaz. Ama bu pozisyon sabaha kadar tartışılır. Sana göresi bana göresi olan pozisyon. Ben hakeme saygı duyuyorum. Ha, foul hiç yok diyen adam hadi oradan derim. Abi ne alakası var? %100 foul diyen adama hadi oradan derim. Yani gerçekten hakeme saygı duymamız gereken, hakemlere saygı duymamız gereken pozisyon. Çünkü bak bu noktada Samatta'nın parmağı az önce Gürcel abinin sözünü ettiği gibi şuraya ne kadar geliyor? Temas da var mı? Geliyor mu? Hayır, oyuncu neden düşüyor Mehmet? Hangisi? Oyuncunun düşme sebebi arkadaşı. Evet. Şimdi ben de eski bir hakemimizin... O zaman niye foul konuşuyoruz ben yani? Ben de eski bir hakemimizin yazdığını iletebilir miyim? Tabii ki hakemler arasında da görüş farklılıkları oluyor ama Fenerbahçe'nin ikinci gol öncesi faul var mı sorusuna şu cevabı vermiş. Normalde elin yüze geldiği her pozisyonda hakemler faul kararı verir. Burada el tam yüze gelmiyor, boyuna geliyor gibi ve bir ikili mücadele var. Gol kararı desteklenir demiş eski bir hakemimiz. Oradaki şey gibi, oradaki laf gibi. Yani hı-hı, buradan hiçbir görüntüde %100 şunu göremiyoruz. Ama şunu görüyoruz. O yüzden. Evet. O yüzden ben hakemin burada saygı duyuyorum. Ve galibiyeti bu gol düzenden okumam ya. Tabii. Hayır, zaten 1-0 galipti bu gol olduğunda. Hayır. Zaten bunu öndeydi. Bunu attı Fenerbahçe kazandı geyiği var ya. Hayır, şimdi burada rakibi... Biraz sonra Galatasaray maçını konuşacağız. Tabii. Rakibi düşüren Atakan. Yani kendi oyuncusunu düşüren kendi oyuncusu bir. İkincisi hızlı seyretsek aslında oradaki temasların böyle çok itici, dehşetli, yarılıcı, düşürücü olmadığını da görürüz yani. Bir saniye bile değil o temas belki. Yani o çok hızlı sizin de vurguladığınız gibi. Peki şöyle yapalım. Ozan Tufan'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Ona da bakalım. Sol taraftan Fenerbahçe'nin hücumu Ener Valencia gönderiyor. Ozan vuruyor savunmadan dönen top.
Ozan topa bir daha vurmak isterken rakibine vuruyor, rakibi yerde. Ozan Tufan sarı kart görüyor bu pozisyonda. Pozisyonu almanı süper olmuş. Sarı kart %100 doğru. Ama Atakan bu darbeden sonra neresini tutuyor abi? Yüzünü. Darbe nereye geliyor? Omzuna. Niye yüzünü tutuyor abi? Ya işte etik problem bu. Bu hakemi de yanıltan, seni beni de yanıltan problem bu. Ben sana söyleyeyim ya, bir ya iki maç önce, hafta diyemiyorum çünkü. Üç günde bir maç oluyor ya. Başakşehir maçı, gene Ankara gücünü. Atakan yine aynısını yaptı. Bravo. Hı hı. Ben şimdi onu söyleyecektim, sen lafı ağzından aldın abi. İrfan Can'a arkadan... İrfan Can kırmızı kart gördü pozisyon mu? Yok yok, arkadan bir hafif darbe yaptı. İrfan attı kendini yere. Hı. Formal yok yani. Kalk dedi, sahtekar dedi, işte dedi, atıyorsun kendini dedi. 15 saniye geçmedi yani. İkinci pozisyonu bu sefer kendisi yerine attı. Ben de rica ettim, şey aradım. Yayıncı kuruluşun hakem hocası neydi? Bizim Deniz Hoca. Deniz Hoca yerim. Allah aşkına vakitiniz olsa şu pozisyonları göster ya. Bir taraftan rakibe sahtekarlık yapma, bana kart göstermeye çalışıyorsun diyor. Aynı oyuncu ya Atakan. Çok ayıp. 5-6 saniye geçmiyor. Aradan çok kendisi ayıp. Yere atıp rakibine bunu yapmaya çalışıyor. Çok ayıp. Sadece ayıp abi. Atakan genç bir kardeşimiz, genç bir oyuncu. Çok ayıp orada, genç değil ya. 22 yaşında. Ya çapraz çok ağır bir sakatlık geçirdi 6 aydayken. Çok ümit bir oyuncuydu. Sonra geç döndü sağlığı. Bir dakika abileri ya da hocası bu konuda kendisini uyaracaktır Atakan. Hayır. Uyarsalar bunları yapmazdı. Uyarmıyorlar demek ki. Ben Gürcan abiye %100 katılıyorum. Sana söyleyeyim mi? İyi oyuncu da. Bak Beşiktaş maçı mıydı? Sen de mi konuştuk? Sağ beke geçti. Sağ beke geçti. İyi oyuncudur. Ondan sonra Beşiktaş aldı maçı götürdü. Zaten orta saha üstüdür. Osmanlı Spor'dayken yani şimdiki adıyla Ankara Spor'dayken o TFF 1. Lig'deyken stoper performansı vardı. 2-3 bölgeyi birden oynayabilen bir oyuncudur. Ya, hemen hemen aynı performansı verir. Ilgaz'la konuşmuştuk. Yani orada bir değişiklik yaptılar. Atakan sağ beke gitti. Hop o bölgede hemen Beşiktaş etkili geldi aldı maçı götürdü. Ondan sonra. Bu pozisyonun, Jackney'nin pozisyonuyla bir alakası var mı sizce? Yani o kırmızıysa işte bu da kırmızı. Hayır, bu kafaya gelse kırmızı. Abi ne alakası var Jackney'nin pozisyonuyla? Bu sarı kart hakem gereğini yapmış. Atakan etik dışı davranmış. Jackney'nin pozisyonuyla hiçbir alakası yok. Nokta. Yok. Ne alakası var? Feyyaz hocam. Alakası yok. Sarı kart, Jackney'nin pozisyonu kırmızı. Oyna devam ya. Jackney'nin pozisyonunda oyuncunun ayağı kalkıyor ve kafasına doğru gidiyor. Burada oyuncu topa vurmaya çalışıyor. Ya hiçbir pozisyon öbürünün benzeri değil. Yok, dostlar yok. Ya. Feyyaz hocam. Burada başa gelse kırmızı bu da. Kırmızı olur tamam. Başa gelmemiş gelse ki. O da yani gelmemiş işte. Için, ben tabii. De onu söylüyorum. Parmak o kadar ayağa kalk, yani. O kadar havaya kalkmamış. Pozisyon aynı şeyi söylüyoruz Gürcan. Yani bizim şöyle de bir sıkıntımız var. Yani lütfen artık rica ediyorum ya. Taraftarlara, camialara rica ediyorum ya. Kendini haklı çıkarma çabamızdan vazgeçelim. Artık oyuncuların ne yazık ki rakibi, hakemi kandırma niyetleri çok pahalıya mal oluyor. Birbirimizi kırıyoruz ya, birbirimizi üzüyoruz ya. Bir sürü hoş olmayan laflar yaşanıyor. Biraz da oyuncularımızı uyaralım. Bu gereksiz kart alma çabaları falan, bunların bir önüne geçelim ya. Yani siz Atakan'a örnek verdiniz. Bunun gibi en az 50 tane örnek var ya Türk futbolunda. Çok benzerini. Biraz bütün, futbolcu bütün kardeşlerimiz, biraz şey olun ya, yani. Biraz şeyli olun ya. Lütfen vicdanlı olun kardeşlerimiz. Burada 2 saat şey yapmayalım ya her programda. Biraz böyle vicdanlı olun. Yediğiniz ekmeğin karşılığını kazanmak için faul ise faul olsun ama rol yapmayın kardeşim ya. Omuzuna gelen tekmeyi kafanı tutma, ağzını tutma kardeşim. Canım kardeşim ya. Senin yüzünden burada insanlar hakaret işitmesin ya. Şeydim ben bu konuda, kusura bakmayın. Yok, tokatlısın hocam. Hakikaten ya, futbolcularımızın tavırlarında hoş olmayan bir şey var. Bir gidişat var ya. Bunu engellememiz lazım. Ben ilk pozisyon oluştuğunda Atakan'ın yüzüne tekme geldi dedim. Atakan'a da bakınca. İşte anlık bir tepkide onu görüyorsun birden tabii. Böyle çünkü. Hakem orada uyandı demek ki, sarı kartı gösterdi. Peki penaltı beklediği, Fenerbahçelilerin penaltı beklediği bir pozisyon var. Onu da hemen hızlı bir şekilde konuşalım. Bu da son pozisyonumuzdu. Yine Ozan Tufan'la başlayan bir akın. Fenerbahçe sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında sert şut. İkinci pozisyonda bir anda cezalığın içinde 3 futbolcu birden yerde kaldı. 56. dakika. Burada kim penaltı bekliyor?
Atakan'ın müdahalesi Atakan için. Atakan gene mi kafasını tutmaya geldi? Gene kafasını tuttu ya. Yok yok, sırtını tuttu galiba bu sefer. Yok ya, dur. Tam görüntü tam bitmiyor da o yüzden biraz. Başka açıları varsa Atakan gene kafamı tutuyor. Yok, yer tutmuyor ya. Bu sefer tam bu sefer göre, yok. Tam bu sefer bir şey yok yani Atakan'da. Ben, Ankara Gücü'nün sayın teknik direktörü Mustafa Dalcı konuşuyor, izleyelim. Kendi oyun anlayışımızı tamamen sahada duruşumuzla gösterdik diyebilirim. Ama golden sonra takımın biraz bu anlamda düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ilk 45 dakikanın son 15 dakikasını bizim oyun anlayışımızdan çok uzak bir oyun olarak sahada sergiledik. Tabii ki 2-0 içeriye girmek de bu tarz maçlarda çok zor, bazı şeyleri değiştirmek çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama bireysel olarak maalesef üçüncü golü de kalemizde görünce belli bir direnci göstermek tabii ki sahada zor oldu. Ama şunu söyleyebilirim, üzüldüğüm tek nokta şu, biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren ya da bu şekilde gol yiyen bir takım değiliz. Bunun farkındayız. Tek üzüntüm buydu. Buralarda düzeltmek gerekiyor. Ama 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçta daha doğru işler yapmak için yarından itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız tabii ki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, Mustafa Dalcı Hoca Ankara Gücü adına karşılaşmayı değerlendirdi. 3 gün sonra çok kritik bir maçımız var. Hemen ona odaklanmamız lazım dedi ki. Perşembe günü saat 19'da Kasımpaşa ile oynayacak. Erol Bulut Hoca'yı izleyelim. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar. Bugün Ankara Gücü'ne karşı güzel bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımızdan dolayı mutluyuz. 3-1'lik bir galibiyet oldu. Daha farklı da olabilirdi. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibe sadece gol pozisyonunu sayasak 2-3 pozisyon verdik. Bir frikikten var. Bir de kornerden olan pozisyon var. Bir de gol pozisyonu. Çok üst düzey bir maç mı oldu? Olmadı, evet. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Söylediğim gibi kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Perşembe günü Sivas'ta oynayacağımız bir zor deplasman maçı var. Hazırlıklarımızı yarından itibaren başlayacağız. Sorumuz var mı? Buyurun Suha Bey. Suya Gören Adalı Ajansı. Hocam tebrik ederim. Serdar Aziz ve Ener Valencia'nın durumunu merak ediyorum hocam. Valencia geçen maçta da böyle bir... Ben de merak ediyorum. Yani çıktıklarında bir şey söylediler mi hocam? Hani durumları yok, nedir? Serdar'ın tahmin edip arka adalesine hafif bir sertlik oldu. O yüzden çıkmak zorunda kaldı. Ener'in de hafif bir sertlik oldu ama onda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yarın zaten doktorlarımız gereken MR'ları çekecekler. Ondan sonra daha net belli olacak. Başka sorumuz var mı? Yoksa basın tribünden Devrim Zengi Beyaz TV'nin sorusu var hocam. Mesut Özil'le telefonla da olsa görüşme şansınız oldu mu? Galatasaray derbisine yetişir mi diye soruyorlar. Bunu sadece Devrim Zengi sorabilir zaten. Yok, görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Tabii önemli sorulardan biri, Mesut Özil ne zaman hazır hale gelecek? Fenerbahçe çubuklusuyla Mesut'u ne zaman sahada göreceğiz? Biz basın mensupları olarak ya da teknik adamlar olarak işin şu tarafına bakıyoruz. Mesut'la birlikte Fenerbahçe'nin oyunu nasıl değişir? Neye dönüşür? Mesut Fenerbahçe'ye ne katar? Neler kazandırır? Fenerbahçe'yi nereye taşır? Bir taraftan da acaba şu maçta olur mu? Galatasaray derbisi içinde şöyle haftaları saydığımızda 5 hafta var ama tabii hafta içi hafta sonu maç trafiğini de göz önüne aldığımızda 7 Şubat haftası. 7 Şubat idealist bir tarih mi? Gerçekçi bir tarih mi? Niye 23 Şubat mı olması lazım? Hayır yani o zamana kadar hazır olur, evet sahada görürüz diyor musunuz? Bence muhtemelen Erol Hoca herhangi bir sağlık sorunu inşallah olmaz bu Covid bittikten sonra da. Bence ideal hedef Fenerbahçe Galatasaray maçında ilk defa Mesut'un formayı giymesi olur bana göre. İlk defa.
öncesinde? Abi zaten 7 Şubat'a şurada kaç gün kaldı? Ya yani çocuk bu... karantinadan 6 gün sonra çıkacak. 20, 26, 27, 28. Yani 7 gün sonra da sahaya çıksın 3-4 idmanla 2-3 maçta belki kadroya girer. İlk defa 7 Şubat'ta 31'inde çıksın. Çaykur Rizespor maçı, 3'ünde Hatay Spor deplasmanı. Bence 7'sinde Galatasaray maçıyla beraber yani hazır hale mana, getirmiş. Şey, psikolojik manası da söz konusu olur. O yüzden 7 Şubat iyidir yani. Hayır, Galatasaray maçında ilk defa ilk 11'e çıkar. Daha önce oynar. Oynar mı? Oynar. Hı. Emin misin? Eminim. Abi karantinadan çıkması zaten 25 Ocak. E tamam. Ondan sonra ilk maçta oynar. Sonradan süre alır diyorsun tabii, abi. Tabii. Yani skoru bulursa Fenerbahçe. İlk 11 çıkmaz. Hı hı. İlk 11 çıkmaz. Yani kendisi de istemez herhalde ilk 11 çıkmayı. Ama Galatasaray maçına çıkacağı ilk 11 maçı Galatasaray maçı olabilir. Ben de hem Rizespor maçında içeride hem de Hatay Spor deplasmanında süre bulur, hatta fazlasıyla bulur gibi düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Evet, hani fiziksel sahada da gümür kapasitesini gümür biliyoruz ki. Mesut'un. Ya fiziksel hayır, kapasitesini hayır, bilmiyoruz. Mehmet'in hatta olduğu bir şey var. Şimdi bugün aynen 18. 6 gün karantina 24. Zaten 2 maç gitti. Sivas maçı gitti. Hafta sonu iki maç. Kayseri mi? Kayseri gitti. Kayseri 25. Hatay Rize evet kalıyor. Birinde yedek oynar. 75'ten sonra atıyorum. O ya, da Rize maçı. İlk yedek çıktığı maçta oynar. Tabii. Tamam işte. Evet. Yani o yani ilk yedek çıktığı maçta oynar. Bir 75 atarsın, sonra da 7 Şubat haftası Galatasaray maçı. Çok mantıklı. Şey önemli burada. Mesela dün bizim takım oyununda tartıştılar. İşte Erol Hoca yönetemez Mesut'u. Mesut takımın patronu olur. Yani öyle bir tartışma oldu. Hiç program dışı olduğumuz için katılamadık tartışmaya. Yani bu konuda eğer bir şeyler söyleyeceksek ben de söylemek isterim. Hazır yanımızda bir teknik adam. Bu anda bir şey söylemeye başladığın an ben o soruyu sormuş olurum ama ben öyle bir şey sormayı tercih evet etmem. Bizim Mesut aklımızda böyle bir şey yoktu ki abi. Gürcan abi biz böyle hayır bir yani Gürcan abi ardından yadaşları. Ben sana söyleyeyim. Spor sen cevap hakkını mı kullanmak istiyorsun? Cevap hakkı değil. Yani o konu belki merak edenler vardır. Biz fikir beyan edemedik. Programı seyrettik. Böyle bir endişeniz var mı? Artı futbolun en büyük polemiği abi satılma konusu. Onun ötesinde polemik yaratamıyoruz. Bence bu dün tartışanların problemi evet abi. Niye biz diye bu polemiği yani öyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü sen bir şey söyleyeceksin. Bak o sustu diyecek. O sustu diyecek. O konuşmadı diyecek. Tamam ben o zaman iki anekdot anlatmak istiyorum lütfen size. Yani bu konuda Mesut geldi. İlla gireceğim diyorsun. Mesut geldi. Dünya Yıldızı işte Mourinho ile çalışmış. Arsene Wenger ile çalışmış. Erol Hoca'yı sallar mı? Esas bakış konsept bu. Niye böyle bakıyor insanlar? Ben onu da bilmiyorum. Tamam mı? Belki eskiden olsa böyle şeyler olurdu. O egolar içinde. Diego'yu transfer etti Fenerbahçe. 2015 sezonu. Hı hı. 14-15 sezonu. Daha Ersun Hoca gönderilmemişti. takımdan. Yani şampiyon takımın hocasıydı. Ve ben de Ersun Hoca'yı aradım. Hoca dedim Diego transfer edildi. Toplam biri dedi. Mesut Özil için. Kurt Hoca onu da söyleyeyim. Hayır ben bir şey söyleyeyim mi? Yani problem çözen bir oyuncu ya. Ya her zaman rakibe endişe veren. Yani Başakşehir takımı hep iyi takımdı. Ne zaman ki Emre'yi aldı şampiyonla oynadı. Bak bir kaliteyle, bir bakış açısıyla şeyini evirdi. Oyununu da evirdi, çapını da evirdi. Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin futbolunun içinde olması o takımın oyununa çok farklılıklar getirecek. Tabii iyi bir formda bir Mesut'tan bahsediyoruz. Ve diğer yıldızlardan şu farkı da var. Işte. Van Persie'de sakat geldi. Falcao'da sakat geldi. Bu oyuncu aslan gibi maşallah. Sadece maç eksiği var. Yani ne 100 bin sakatlığı var ne bir arızası var. Fizik olarak iyi olduğu sürece çok şeyler katacaktır. Peki Galatasaray'da Cagney'in gidişi konuşuluyor ki Express Star'a Sam Allardyce'ın açıklamaları vardı. West Bromwich Albion'un teknik direktörü. Cagney'in oraya satışıyla ilgili sezona devre arasında kiralanması ya da başka bir formül üzerinde konuşuluyor. İşte diğer yandan İrfan Can Kahveci transferi var ki bu da çok konuşuluyor. Kulüplerin ortak bir noktada buluşmak üzere oldukları söyleniyor ki bonservisi yarı yarıya paylaşmak hı-hı gibi. Evet. Sevgili Ilgaz. Sadece Cagney'in satışı kafamda örtüşmüyor. Yeni İngiltere Brexit sonrası zaten oyuncu alımı ile ilgili kurallarını iyice esnetmedi. Tam tersine sıkılaştırdı. Son karar vericiler işte belirli
şeyleri sağlamıyorsa, kıstasları, kriterleri sağlamıyorsa bir jüri toplanıyor, jüri gibi bir heyet toplanıyor, onlar karar veriyor. Tamam, bu oyuncu lige gelsin gelmesin diye. Cagne onların biraz dışında, o kriterlerin tamamen dışında kalıyor. Yani bugün Brexit'in tam kuralları işlese Ali Akman'ı almak bile neredeyse jüriye kalacak. Onlar bu gelecek vadeden genç oyuncu kontenjanından alabiliriz diyecek belki de. Yani Ali Akman'ın transferi çok zorken Manchester City gibi kulübe Cagne'nin West Bromwich Albion'a nasıl gideceğini bir daha araştırmak lazım. Hani ben genel Brexit sonrası o İngiltere futboluna gelen kurallar eşiğinde konuşayım. İrfan Can konusunda ben İrfan Can'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını düşünen taraftayım. Yani o transferin biteceğini düşünüyorum. Şimdi bir kiralama formülü. Kiralamadan sonra sezon sonunda ödenecek zaruri bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan ve veyahut da belirli noktalarda performansı dayalı özel primlerin, Başakşehir ödenmek üzere özel primlerin devreye gireceğini düşünen taraftayım. Galatasaray'ın Luyendama'yı aldığı gibi. Öyle ifade edeyim. Tabii burada belki de tartışılması gereken hala Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar, yani özellikle son 3 maçta iyi performans gösteren İrfan Can'a Avrupa'dan teklif geliyor mu gelmiyor mu, o konuyu da belki de irdelemek gerekiyor. Ilgaz'ın sözünü ettiği formül söz konusu sorusundaki akla yatkın geliyor. Ben Ilgaz'la aynı şeyi düşünmüyorum. Yani ben Galatasaray'ın alabileceğine inanmıyorum da Ilgaz'ın formülü aklıma yattı diyelim. Dedi oldu diyelim. O zaman bundan 4 gün önce Sayın Başkan'ın Galatasaray Başkanı sıfatıyla Galatasaray TV'de söylemiş olduğu sözleri ne yapacağız abi? Gürcan abi o dönemde gazetecilik yaptı. Feyyaz abi oynadı. Ben küçükken Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar'dı. Ali Uras'tı. Alp Yalman'dı. Tanışma şansım oldu. Sadece Alp Bey'le ve diğerleri tanışmadım bile. Onlar bir laf söyleyince bir şey olurdu. Şimdi Ilgaz'ın dediği formül iddia ediyorum şu anda bizi izleyenlerin çoğunun da aklına yatmış vaziyettedir. Değil mi Ilgaz? O zaman o şeyden, anlaşmadan çıktıktan sonra imza atmanın ve Galatasaray'a gelecekte borçlandırmanın başka bir adı olmuyor mu? Yok, bu noktada Galatasaray'ın genel kurulu veyahut da bu ne diyelim ona, politikayı yöneten insanlar bu konuda seslerini çıkartmazlar. Çünkü bu sonuç itibariyle Fatih Terim'in bir isteği ve şu anda ben sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a başkan olacak veyahut da adaylığını koyacak herkes, sizin ilk ağzından duyacağın cümle şu olacak: yolumuza Fatih Terim'le devam edeceğiz. Ha, o kesin. O yüzden bu bir borçlandırma olarak görmez bunu Galatasaray'ın genel kurulu. Galatasaray genel kurulu üyeleri de görmedi. Ona da varım. Sen de bu politikayı yönetenler, için içinde olanlar diyelim. Sen de bir dönem Galatasaray genel kurulu üyesiydin. Ama 4 gün önce etli kanlı canlı kayıtlı bir laf var, ben bunu yapmam diye. Ne yapacağız abi o zaman? O zaman ben Galatasaray Başkanı'nın sözüne inanmayacak mıyım? Ama şu anda yapmıyor ki onu. Yani finansal fair play'in çerçevesinden kurtulduktan sonraki anlaşmayı kapsıyor. Bayağı direkt onu söyledi zaten. Ne dedi? İstesem dedi. Bir Haziran'a borçlandırırım dedi. İstesem dedi tabii Haziran sonrasına keserim çekleri dedi. Alırım oyuncuyu dedi. Bu bir nevi çek kesmek değil mi? Bence değil. Çünkü tamam, Galatasaray şu anda sınırlamanın içinde. Yani Galatasaray abi içinde de bitecekti. Tamam, sezon sonunda 31 Mayıs'ta bitecek. Yok, bunu 31 Mayıs'ta bittikten sonra bugün somutlandıralım. İrfan Can için Başakşehir'le oturdun. Hı-hı. Anan yaşı, baban yaşı 14'e bağladın. 7'sini diyelim bugün Gürcan geldi, sponsor oldu, verdin. 7 borçlu değil misin? Borçlu. Ne zaman borçlusun? Anlaşma Haziran. Bittikten sonra Haziran. Tamam. Ne yaptın şimdi? Yine çek kesmiş oldun. Borç Galatasaray Sportif Yatırımlar Ticari Sanayi AŞ'nin. Sen buna sportif olarak tarafında değil, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın söylediği söz olarak bakıyorsun. Çünkü yani, önemli oğlum. İşte ama o kadar çok şeyler duyduk ki, gördük ki biz bu başkanların söylediği veyahut da sonrasında riayet etmediği. Haklısın, bakış açında haklısın ama ben bu noktada İrfan Can transferi bittiği zaman Galatasaray'ın muhalefetinin de Galatasaray'ın içindeki insanların da çok laf edeceğini düşünmüyorum. İrfan Can olayı özelinde konuşuyorum. Yani pazarlıklar o gün bambaşka bir seviyede olup bugün başka bir seviyeye de gelmiş olabilir. İşin o tarafı tabii da var. Yani. Soru, tamam ben yanlışım. 9 milyon euro İrfan'ı aldın, 8'ini Ilgaz verdi, 1 milyon euro şeyde borçlusun. 1 Haziran'da borçlusun. Çek kestin mi kesmedin mi? Kestim. Ha bak, Galatasaray Başkanı'nın lafı önemlidir ya. Abi benim o, lafımdan önemlidir. Hayır, o çek kesilir. Zaten Mustafa Bey'in dediği, diyelim ki İrfan Can'a kaç parayı alacaklar? 14 alacaksın. 14 alacaklar. 5'ini bugün verdin, 9'u oraya kestin. Veremiyor, 5'i de veremiyor. Tamam, onu anlatmayacağım sonuçta. Yani Haziran sonrasında. Zaten kiralıyorum diyor. Sonra alınacak diyor. Düğün damada olduğu gibi. Evet, düğün damada olduğu gibi. Kim borçlanmış oldu? O 14'ün çekini
Haziran sonrasında kesiyor. Baba yani. O zaman işte bana çek kesmeyeceğim deme. Borçlandırma deme. Şimdi bak Mehmet. İşte Belen de gidiyor. Bilmem kim gidiyor. Yani takımın şey harcamalarından. Cari harcamalarda eksik şey azalma var. Bir azalma yok. Borcun tabii. Azalıyor mu? Borcun azalmıyor. Yeni borcun oluyor. Ama şey var burada. Bütçe kısıltıyor. Eğer, bak eğer ona bütçe ayırabiliyorsan 14 milyon euro önemli bir para. Bonservis parası. Bu ülkenin bugünkü şartlarında. Yani deli bir para. Yani sırf bonservis için bu parayı ayırıyorsa Galatasaray Kulübü yani ciddi bir şekilde de oyuncu göndermesi lazım. Tamam. Bak ben İrfan Can... Çünkü İrfan'a da bir para verecek. Aldığı zaman. İrfan yani... Can şu anda ben rakam vereyim. TL bazında 5,5 milyon TL para alıyor. Yani kaç bin euro oluyor? 550 bin euro kaç euro oluyor? 700 bin. 600 bin euro civarında evet. Para alıyor. İrfan Can'a hiçbir şey vermeyeceksen 1,5 vereceksin. 4 yıllık kontrat paket söylüyorum 6. 14 bunu verdin 20. 14 yalnız bir fısıltı şu anda. Daha vermedin yani. Vallahi Levent abi söyledi. Yok yok. 6-7'den 13'e çıktı dedi. Tamam belki iner sonra tekrar pazartesi. Şurası bir gerçek. Fatih Hoca'nın açıklamaları. Galatasaray'ın aldığı derbi sonuç. Sayın Başkan'ın açıklamaları. Hayır, mevcut durumu göz önüne getirdiğimizde Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyor. Hayır, Fatih Hoca bu oyuncunun ismini ver. Şu da var abi. Mustafa bu transfer olur. Olacak olur, o iş diyorsun. Olur. Niye olur? Galatasaray çok maliyetli olmadan bir oyuncuyu alacak. Değerli bir oyuncu. Doğru mu? Oynatacak doğru. Mı? İkinci yarıda oynatacak. Oynatacak. Sezon sonunda şampiyona var mı? Var. Milli takımımızın. Evet. Tamam mı? Başakşehir'in şampiyonluk şeyi var mı? Şansı var mı? Zayıf. Zayıf. Şimdi Başakşehir diyelim ki olmadı bu transfer. Sezon sonunda kiralıktan iki takımda memnun değil. Tamam dönse geriye ne olacak? Başakşehir'in elinde Avrupa Şampiyonası oynamış. Avrupa Şampiyonası değil mi? Doğru mudur? Tabii. Evet, evet. Bir oyuncu olacak. Yani her iki taraf için de hayırlı bir iş. İrfan Can da Galatasaray'a gitmek istiyor. İrfan Can da Galatasaray formasını giyecek. Belki... En azından kiralık dönem olarak tabii. Görecek. Evet. Yani iki takımın da burada çok büyük avantajları var, karları var. Onun için başkanımızın sözüne takılmayalım Mehmetciğim. Sözler söylenir ama sonra... Süleyman abiden böyle görmediğinize eminim abi. Yazılı olmadığı sürece... Abi sürece... Süleyman abiden böyle görmediğinize eminim Feyyaz abiciğim. O zaman da ya olabilir ama şimdi günümüz şartları çok farklı. O zaman öyleydi. İşte karşılıklı centilmenlik anlaşması senin vardı. Senin dediğin Okozyon'u Başakşehir de kovalayabilir. Tabii canım Başakşehir için hayır, de çok yani, avantajlı hayır, bir şey. Hayır satmaz Galatasaray'a. Ben oyuncumu Avrupa Şampiyonası'na göndereceğim. Peki Başakşehir'de oradan 20, düşerse? 20'ye 25'e atıyorum Sevilla'ya peki, satacağım. İngiltere'ye satacağım. Sen şimdi şöyle bir şey soruyorum sana. Ya milli takıma seçilmez Başakşehir abi. İyi gitmedi, milli takıma seçilmedi. Şimdi Ilgaz'ın dediği konu o. Şimdi Galatasaray'da mı daha büyük şansı var milli takıma gitmek için Başakşehir'de mi? Abi İrfan Can'ın milli takıma seçilmeme şansı yok. Ya belki oyuncu düştü, küstü. Ya, yani her şey olabilir abi yani. Olası bir durumda. Formsuzdun, şuydun, buydun. Hangisinde şimdi, daha garanti? İşin ben başka tarafını da söyleyeceğim size. Siz teknik tarafını söylüyorsunuz, haklısınız. Her türlü opsiyonlar var. Yani çocuk başka türlü de devamını getiremeyebilir. Ama şu cümleyi duyduk biz. Eğer Başakşehir satacaksa ben de masadayım dedi. 16 verdi ne yapacaksın? Ali Koç ha. 16'yı Tiko veriyorum dedi. Tamam Fenerbahçe hayırlı olsun diyeceğiz canım Allah Allah. Yani burada yani orada hayır Fatih Hoca haklı. İrfan Can'ı kim istemez abi? Kim takımında istemez böyle bir oyuncu? Çok çok önemli bir oyuncu. Ve giderse Başakşehir'de ciddi diplerde kalır. Yani takımı da taşıyan bir oyuncu. Başakşehir'de çok şey kaybedebilir. Ligin kalanında İrfan Can olmadığı zaman. Yani kulübeden gelip İrfan Can'ı verdi Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Kime verdiyse verdi. Sevilla'ya. Aldı parayı. Sağda ne yapacak? Bak bugün Kerim Fıray da gitmiş. Sağda ne yapacak? Yani kalan orayı dolduracak ne? Adam. Yani tam belki İrfan Can profilinde aynı şartlarda kabul var ama eder yani. Mi Fenerbahçe? Yani Fenerbahçe aynı şartlarda. İrfan Can Fenerbahçe'ye giderse tek şey satılık olarak olur. Eğer olmazsa da bu şekilde. Kiralık zaten, söz konusu hayır. Olduğunda aynı şeyi Başakşehir kulübü kabul eder bence, mi? Bu ne diyecek? Bence yani? Başakşehir'in de bakış açısı senin dediğin gibi. Ben paramı isterim diyor ya. Başakşehir niye ertelesin abi parayı? Tabii canım. İşte
Ben paramı isterim. Hemfikiriz burada, bir sıkıntı yok ki. Fenerbahçe basarsa parayı alır. Evet. Almazsa da bir B planı var. Başka, kiralık verecek. Hayır. O şekilde. Tabii tabii, başka takım da alır. Bence hiçbir burada şekilde ikinci yarıyı... Ha burada yani, Başakşehir satıyorsa eğer, dediğin çok doğru. Göreceğiz abi. Kim verirse onu verecek yani. Yani burada her halükarda avantajlı olan kulüp Başakşehir, evet, kulübü. Tabii %100. Belki de diyecek ki sonraki satıştan işte %30 isterim diyecek. Ya belki işte İrfan Can'ı... Yani Avrupa Şampiyonası bölümünde de bir kazancı garanti. Muhtemelen zaten onu düşünecek Metropol Başakşehir'de. Evet, İrfan Can'ın rakamları da ortada. 16 maç 11, 2 gol, 1 asist, %53, ikili mücadele kazanma, 4 sarı, 2 kırmızı kart. Genel rakamları İrfan Can Kahveci'nin. Pas rakamları topla buluşma maç başına 63.4 ortalamalar. İsabetli pas 34.7. Pas isabet yüzdesi %78'lerde. Rakip sahada pas %70 seviyelerinde. Maç başına 3.1 orta var. Benim duyduğum anlaşma biraz daha şöyle. Onu da belirteyim. Yani oyuncunun 14 milyon olarak, örnek veriyorum rakamı, bonservisi belirleniyorsa Galatasaray bunun 7 milyonunu sadece ödeyecek. %50-%50 sahip olacaklar. Satıştan oyuncu satıldığında, üçüncü bir kulübe gittiğinde elde edilen bonservis gelirini kulüpler paylaşacak. Hı hı. Oyuncu gitmez, futbolu Galatasaray'da kapat bitirirse oyuncunun maliyeti 7 milyon euro olmuş olacak böylece. Eğer, evet, rakam 7 milyon euro ise 14 milyon euro olmuş olmayacak. Hı hı. İşin bu tarafında... İrfan Can'ın Başakşehir'deki performansıyla Premier Lig'de ya da işte La Liga'da oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Her yerde oynar abi. Her yerde oynar ama bu haliyle değil. Evet. Tabii. Tayland şeyine girdikten sonra oynar. Tayland yani, radarında olduktan sonra oynamaya başlar. Yani o aşamayı kaydettikten sonra oynar şimdi. Yani anlatabildim mi? İrfan'ın çünkü topsuz Gürcan oyununda çok büyük sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Daha iyi anlatır. Onun bir şekilde top rakipteyken, top kimsedeyken onları geliştirmesi lazım. Tabii %100. Bir Avrupa takımı da buraya geldiği zaman mevcut İrfan Can'ı almakta çok istekli olmaz. Attığı hat-trick'e bakmaz o. Topsuz alanda ne yapıyor diye bakar. Gelen takım oyunu kaç yönlü oynuyor? Tamam mı? Top sadece top ondayken değil. Top rakipteyken, top kimsedeyken neler yapıyor ona bakacak. Onun için İrfan Can'ın bir aşama kaydetmesi lazım. O aşama da Başakşehir'de değil. Galatasaray'da ya da Fener'de olur Gürcan'cığım. Ya da milli takımda. Ya da işte oradan bu performans zaman, onu milli takıma götürür. Galatasaray ve şeyden sonra sergileceği bu performansla belki milli takımın banka oyuncusu olur. Ama şu anda Başakşehir'deki performansıyla milli takımın banka oyuncusu olur mu? Valla... Şu an mevcut performansıyla değil. Hayır ama şimdi Şampiyonlar Ligi performansını koyduğun zaman zaten ona bakıp alacaklar, alırlarsa. Ondan yani sonra izlemeye başlayacaklar. Ligi'nde ne şimdi Gürcan'cığım, yabancı takımlar bir oyuncuyu seyrederken 3 maçla almıyor. Bütün, evet, sezon seyrediyor. Bunu 10 yıl önce de yapıyorlardı. Sergen Yalçın'ı bir yıl seyretti Bayern Münih, sonra almadı. Yani bizim gibi 3 maçta almıyorlar. Yarım sezonu seyrediyor. Yağmurda, karda, kışta, evde, güneşte bu adam ne yapıyor? Deplasmanda ne yapıyor? Şeyi nasıl, hayatında ne yapıyor? Bütün bunlara bakarak alıyorlar. Biliyorum ben. Onun için belirli bir şeyi, eşemeyi, yani aşamayı kaydetmen lazım oralara gidebilmen için. Fenerbahçe Milan maçı vardı. Lugano'yu seyretmeye gelmişler. Fenerbahçe'de oynuyor. Mesela adam da geldi benim yanıma oturdu. Şansa bak. Notlar alıyor falan. Neyse çaktırmadım. Gazeteci olduğumu falan söylemedim. Maç bitti. O sırada muhabbetler falan. Ne yapacaksınız? Valla dedi. Ya, oyuncu mu dedi. Topu oyuna sokmada problemim var dedi. Tavsiye etmeyeceğim dedi mesela. Evet. Yani aradıkları şey çıksın kafayı vursun. Duvar olsun. Dan ziyade bir de topla iyi olmasını istiyorlardı. Ta o zaman. Gökhan yani Gönül için geldiler değil mi? Gürcan'cığım, Gökhan Gönül için, evet, yurt dışından geldiler. Oldu mu transfer? Çünkü onlar çok, onların ölçüleri çok şey. Yani ama çok şey de vardı. Değişken, çok farklı. O dönem Aziz Başkan hiçbirini satmadı ama. Bak Bederson içinde de geldiler. Mustafa'cığım. Şey geldiler. Nasılsın? Bir dakika Mustafa, programı yönetebilir misin abi? Özür dilerim. Gülcan abiden fırsat kalmıyor. Konuk gibi bana söz versin diye bekliyorum. Ben hani bir şey de bana sorsun diye heyecanlıyım şu anda. Çok net bir tavır içindeyim Mustafa'ya karşı. Hala çayımız gelmedi Sayın Uçar. Susmanı bekliyordur belki. Ondan sonra hatta Mehmet gerekli tebliğleri de yaptı. Mustafa'ya çay gelmemesiyle ilgili. Artık
konu bizden çıktı. Bunu en kısa zamanda ayarlayacağız. Mustafa Tebelli evet, kantin Galatasaray'a şeye dönelim. Onun en kısa zamanda Galatasaray'ın transferlerine inşallah Beşiktaş'ımıza da sıra gelecek. Beşiktaş'ı da konuşacağız tabii ki. Tabii hocam diğer bölümümüzde Beşiktaş'ı uzun uzun konuşacağız. Ligde zirvede Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında muazzam bir yarış var. Ne bitti? Program 11'de bitmiyor mu? Yok, devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Gece 1'e kadar buradayız. Ne diyorsun, ne güzelmiş evet. Yani. Her zaman bunu istediniz. Çok güzelsin. Hani ki program keşke bitmese diyoruz. Eve gitmiyoruz, radyoda yatıyoruz zaten sayenizde. Mustafa Muhammed transferi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'da Fatih Hoca'nın dediği 4 transferin 3'ünün olacağına inanmıyorum ben. Ama Saint-Étienne'le Zamalek arasındaki görüşmelerde... Parayı göreyim. Araba nerede? Parayı göreyim abi, bu kadar basit. Hadi Göksel Bey'i öyle böyle ikna ettin. Hadi Davie'yle çok geniş bir havuzun var. Sezon başı eti boyu oradan aldın değil mi? Davie'den aldın. Tırnak içinde Josef de Souza kapında yattı. Davie'den alacağım diye onu da almadın. Her şeyi yani yaptın. Josef de Souza'yı istemeyen Fatih Terim de ona. Öyle mi? Evet, bilmiyorum ben. Neyse. Bilmiyorum yani, sadece Galatasaray kulübü aldı. Peki Zamalek'e ne diyeceksin abi? Merhaba, ben bu sene 9 milyon TL'm var. Yani 1 milyon euro'm var. Seneye 1 Ocak'ta 4, onu mu vereyim? Şimdi alamazsın, almamalısın zaten. Şöyle bir nokta var. Zamalek 3 moderatör, 2 konukla devam ediyor. Evet, evet. Zamalek'in başkanını içeri attılar geçen hafta. Yolsuzluktan sebep soruşturma açtılar. Evet. O bağlamda hemen parayı nakit istiyonu da belirteyim. Peki, devam edeceğiz. Bilgi vereceğim. Gecenin maçında... Ilgaz'ın demesiyle ilgili bilgi vermem lazım. Ilgaz doğru bir şey söylüyor. Fatih Hoca isteme diyor. Benim de bildiğim şu, Josef de Souza ilgilileri tarafından Şükrü Hanedar'la görüşülüyor. Ben oraya kadar öğrendim. Evet. Ondan sonrasını bilmiyorum. Peki. Gecenin maçında Fenerbahçe Ankara Gücü'nü 3-1 ile geçti değerli izleyiciler. Kadroları da hatırlayarak bu bölümü kapatalım. Ardından tekrar birlikte olacağız. Mametihan ve Samatta'nın 28-34'te golleri gelmişti. Valencia 67'de durumu 3-0'a getirdi. 90'da Emre Güral farkı 2'ye indiren golü attı. Bu karşılaşmayla birlikte, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanı 38'e taşıdı. Beşiktaş'la arada 4 averaj var. Beşiktaş'ın artı 20. Muazzam gidiyorlar. Ligin en fazla gol atan takımı, 41 golle Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız. 21 gol gördüler kalelerinde ve Beşiktaş derbide de durdurulamıyor. Peki transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil'e dair enteresan notlar çıkardı arkadaşlarımız. İzleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Evet, artık futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Yeni saat dilimine giriyoruz. Ilgaz Çınar, Gürcan Bilgiç, Mehmet Ayan ve tabii ki Feyyaz Uçar'la birlikteyiz. Haftanın maçı derbiydi. Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. 2-0 kazandı siyah beyazlılar. Puanı 38'e getirdiler. Feyyaz Hocam'la burada haftalar öncesinde bir konuşmamız vardı. Onun belirli bir parçası kesilmiş, o halini gördüm. Linç yerken beni neden linç ediyorlar diye baktım hocam. Orada size şunu soruyorum. Diyorum ki ya, Beşiktaş'ın kadrosu sezon öncesinde favori gösterilmiyordu. Çok eksiği var deniyordu. Arda arda kötü sonuçlar, işte Konya deplasmanı farklı mağlubiyet falan. Ve üzerine şu konuşulmaya başlandı. Devre arasında bu Beşiktaş'a çok fazla takviye yapılması lazım. Yoksa şampiyonluk yarışında olmaz. Derken o Beşiktaş Sergen Hoca ile muazzam bir iş başardı. Ama bu kısımlarını kesmişler sadece... Kimse beklemiyordu, kısımları kalmış ondan dolayı. Nihayetinde derbi zaferi ve Beşiktaş zirvede. Devre arası transferi geldi. Hiç kimse de Beşiktaş'a 5 oyuncu alınması lazım, 3 oyuncu alınması lazım demiyor. Evet. Oyun da takdire şayan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Beşiktaş'a transfer söz konusu olunca burada olmayan arkadaşlarımdan laf açılırsa, Reha Hocam bir tane kaleci de şart koşuyordu. Mesela ben bir stoper, bir santrafor diye. Onun dışında çok da fazla gerekli görmüyorum transferi. Ama sezon başı başladığında Beşiktaş'ın sağ beki yoktu. Beşiktaş'ın Gezal gibi bir tane oyuncusu yoktu. Değil mi? Evet. Santraforu yoktu. Santrafor Abubakar gibi bir... Abubakar bu yıl katıldı değil mi? Evet. Sezon Abubakar, Larin, Güven. Abi zaten 4 transfer yaptı. Vardı. Pazarı tamamladılar. Tabii. Ve o gelen oyuncuların adaptasyonu o kadar çabuk oldu ki şu anda hakikaten Beşiktaş'a baktığımız zaman en az transfer ihtiyacı olan takımı görüyoruz. Doğru mudur? Burada hemfikir miyiz? Evet. Yapılan transferlerin nokta transfer olmasından kaynaklanan bir şey. Şu anki durumda da işte 1-2 transferle, ki Sergen Yalçın da aynı şeyi söylüyor. 1-2 transferle transferi kapatacağız diyor. Ne oldu böyle oldu?
Tabii ki o transferin geç de olsa yapılması, o transferlerin arttı. Sergen Yalçın'ın insanlarla olan diyaloglarından, hal ve hareketlerinden kaynaklanan bu oyuncuların çabuk adaptasyonu. Şimdi bunu bugün bir dost ortamında yine konuştuk, ettik. Şimdi dışarıdan geldin, yabancı bir oyuncusun Mustafa, tamam mı? Benle oturuyorsun, sen futbolcusun, ben de olamadım ama mesela Sergen Yalçın'ım ya da Sergen Yalçın Mehmet. Sergen Yalçın sana bir şeyler söylüyor, sonra sen çıkıyorsun odadan, gidiyorsun, ya bu Sergen Hoca nasıl, kimdir falan filan. Sana birisi diyor ki, Sergen Yalçın'ın en güzel 50 hareketini seyret diyor. Açıyorsun internetten, bakıyorsun Sergen Yalçın'ı, hiç gördünüz mü o 50 hareketi? Ben gördüm. Gördünüz mü? Ondan sonra o teknik adama bakışın nasıl olur Mustafa? Bu kulübün efsanesi bu adam derim. Ondan sonra o adam sana her dediğini yaptırabilir mi? Seni ikna edebilir mi her konuda? Çünkü yapmış. Yapmış. Burada işte Sergen Yalçın faktörü, bu gelen oyuncuların çabuk adaptasyonunda çok önemli bir etken. Ve bundan sonra gelecek olan oyuncular için de aynı şeyler geçerli. Yani böyle bir avantajın var. Ha, aynı şey Fatih Terim için de değerli tabii. Fatih Terim'in UEFA kupasını kaldırdığı şeyi göstersen aynı etkiyi yaratır. Tabii burada şunu söylemek istiyorum. O zaman çok fazla karamsardı Beşiktaş camiası. Ben o kadar karamsar değildim. Hatta bir iki programdan da o görüntüleri çıkarırsınız. O Başakşehir'le o dört tane şey vardı, fikstürde maç vardı. Oradan herkes 4-5 puan yazarken ben 10-12 puan yazmıştım. Orada şöyle bir konuşmanız vardı hocam. Siz o gün orada dediniz ki, herkes çok fazla karamsar, Beşiktaşları çok karamsar görüyorum, üzülüyorum. Sergen Hoca'ya güvensinler, arkasında dursunlar, bu takımı zirveye taşıyacak dediniz. Yani bir de Beşiktaş taraftarının, camiasının böyle bir şeyi vardır. Kötü günde böyle bir kenetlenme ve birlikte olma şeyi vardır. Öyle bir geleneği vardır aslında. O zaman ben ondan dolayı hiçbir zaman kötü günde o kadar çok şey yapmam, telaşlanmam, panik yapmam. Çünkü bir şekilde işler rayına oturur. Şimdi bugünlerde konuşulan konulardan bir tanesi de, şimdi tabii ben de lafı oraya götüreyim. Gürcan kardeşim demin hani döndü dolaştı şeye getirdi ya, dün akşamki mevzuya getirdi ya. Mesut Özil konusunda öyle dendi. Ben de şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela 3 tane derbiyi kazandı Sergen Yalçın. Doğru mudur? Evet. Kazanır abi. Çok doğaldır. Niye? Çünkü Sergen bunları hep oynadı zaten. Sergen bunları bir de tek takımla oynamadı. Sergen Beşiktaş Galatasaray derbisi de oynadı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi de oynadı. Dolayısıyla ne oluyor? Hem düzden hem tersten oynadı hocam. Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray. O maça hazırlanırken bir futbolcunun nasıl hazırlanması gerektiğini Sergen Yalçın herkesten iyi biliyor. Çünkü tabii, bu derbileri zaten futbolcu olarak oynamış. Şimdi teknik adam olarak oynamış. Ne oluyor? Bir şey artı duruma geçiyor. Yılların tecrübesi Fatih Terim karşısında bile kazanabilecek bir takım ortaya koyuyor. Doğru mudur? Doğru. Yani demek ki bazen bu gibi faktörler, teknik adamının kim olduğu gibi faktörler, takımların bu kadar çabuk toparlanmasında da söz konusu olabiliyor. Şunu söylemek istiyorum, o karamsarlığın bu iyimserliğe dönüşmesinin sebebi Sergen Yalçın'dır Mustafa'cığım. Teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim hocam. Sergen Hoca'nın Chelsea deplasmanında attığı iki gol aklıma geldi. Siz 50 hareket derken orada neler vardı diye düşündüm. Benim yeteneği aklıma geliyor. Muhtemelen o internet sitesine konulmamıştır ama bir Gençler Birliği maçı sonrasıydı galiba. Sergen Yalçın'a ceza verilmişti. Kırmızı kart görmüştü. Topu hakeme doğru attığı için Sergen Yalçın'a sorulmuştu. Topu hakeme mi attınız demişti. Hakeme atsaydım vururdum demişti Sergen Yalçın'da. Hayır demişti yani. Ama Sergen Hoca'da ben şunu da görmeye başladım. Mesela Fatih Hoca'da sık sık gördüğüm, Aykut Kocaman'da gördüğüm, Şenol Güneş'te gördüğüm, az sayıda teknik adamda gördüğüm, camiayı arkasına alıp sonra camianın bütün dinamiklerini kullanmaya başlayan teknik adam. Yani sinir uçlarına da hitap eden teknik adam. İşte Fatih Terim bir konsantrasyon tweet'i gibi. Sergen Hoca bunu da çok iyi kullanmaya başladı. Yani bir şekilde kulübün basın sözcüsü de aslında Sergen Yalçın gibi duruyor. Çünkü Erol Kaynar geldikten sonra, Erol abi geldikten sonra özellikle Beşiktaş'ın dijital platform kanalını çok iyi kullanmaya başladılar. Orada soy ismini unuttuğum için şimdi unuttum. Yani Beşiktaş'ın iletişim direktörü diğer taraftan. Bülent mi? Bülent onunla yapmış olduğu bir röportaj. Beşiktaş'ın nasıl çalıştığına dair vermiş olduğu
Doneler de çok ikna ediciydi. Özellikle Kayler'in arka direk meselesi. Sezon başından beri gördüğümüz gollerin nasıl çalışıldığını anlatması. Tabii ki orada bütün tüyoları vermiyor ama neler yaptığını anlatarak bunu dijital platform üzerinden de bizi ikna etmesi de çok çok değerli. Maçları o vermiş olduğu ufak tüyolar sebebiyle belki de çok daha farklı gözle izlemeye başladı. Hem Beşiktaş taraftar hem de bizler özellikle. Bu ikna edicilik oyunculara nasıl sirayet etti onu da görmek gerekiyor. Yani Beşiktaş oyunun her anında oyunu istediği gibi yönlendirebiliyor. Galatasaray dün akşam derbide gerektiğinde pres yaptı, gerektiğinde yönlendirme baskısı yaptı. Hani Galatasaray'ın topa en çok sahip olduğu zaman dilimlerinde Galatasaray ileri doğru gitmek isterken sürekli başta Abubakar'ın ve Atiba'nın ittirmesiyle geriye doğru dönen ve Marka, Luyendam'a ve Şener'e ve veyahut da Saracchi'ye dönen veyahut da kaleci Okan'a dönen toplar gördük. Bu kadar çok bir derbide bir takımı bu kadar çok geri ittirmeyi başarmak da bir oyun kalitesidir, oyun gücüdür ve oyuncu grubunu ikna etmektir. Ilgaz'cığım bundan sonra herhangi bir programda karşımızda hocalar var, biz az konuşalım deme kardeşim. Tamam mı? Sen dolmuşsun, olmuşsun. Estağfurullah hocam. Yönlendirme baskısını bile, yönlendirme baskısını bile burada ifade edebiliyorsun, fark edebiliyorsun ya. Seni takdir ettim kardeşim şimdi. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir teknik yani. Adam kadar donanıma sahipsin kardeşim. Yok, sana bir pro lisans vereyim mi ben? Vallahi tebrik ettim. Çok güzel söyledin. Çok güzel özetledin kardeşim. İşin başka etabı var. Mesela Sergen Hoca bu koltuklardayken koşu mesafeleri falan konuşulduğunda burun kıvırıyordu. Kendisi teknik direktörlüğe geçtiği andan itibaren işte 100 kilometrelerden, 115 kilometrelerden konuşmaya başladı. Yani işin içine girdiğinde bir kere futbol realitesini andı. Gelişme aşaması bir. Bir, siz çok daha iyi tanıyorsunuz Sergen Yalçın'ı. Biz de tanıyoruz ama sizin kadar tanımayız Feyyaz Hocam. Siz yaşadınız onu. Ben bu başarıyı beklemiyordum. Bak açık ve net söylüyorum Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın yaptığı en önemli şey çok iyi bir ekip kurdu. Ekiple çok uyumlu bir şekilde bir modelleme yaptı ve bu modellemeyi iyi yönetti. Helal olsun. Dünkü maçtan sonra yaptığı açıklama. Futbolcular başardı dedi. Yani başarıyı kendi üstünden değil, oyuncular üstünden okunmasını sağlayarak saygı var ya, onun altında çizdi. Müthiş doğru yöneticilik yapıyor. İki, üç, bugün Türkiye'de farklı oynamaya çalışan iki takım var. Biri Beşiktaş, biri Alanyaspor. Alanya Spor'un hocası kim? Çağdaş Atan. Çağdaş Atan kimdi? Sergen Yalçın'ın yardımcısı. Yani ekibini de hakikaten farklı bakan, farklı şeyler arayan, detayları fark eden isimlerle kurduğunu gösteriyor bu da. Sergen Hoca'nın. Ilgaz'a %100 katılıyorum. Beşiktaş'ın çok ciddi bir oyun gücü var. Fatih Hoca ki bana göre Türkiye'nin hala en kaliteli kadrosu Galatasaray'dır. Oyuncu bazında baktığımız zaman. Maçtan önce tedbirleri anlattı. Niye Donk değil Luyendam'a daha hızlı dedi. Niye işte Etebo oynuyor. Yani Fatih Terim gibi fenomen bir teknik direktörü sahaya tedbir almak zorunda bırakarak çıkartan bir Beşiktaş oyunu oluşturdu Sergen Yalçın. Yani bu buradan da tebrik etmek lazım. Şu sıkıntısı var. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş 11'i %100 oynadığında problem yok. Ama Beşiktaş 11'inin performansında işte Gezal eksildi. Atiba sarı kart cezası. De Souza'ya bir şey oldu. İşte şortu battı. O maçta iyi oynayamadı. Daha bir Hatay Spor maçı gibi bir anda o oyun gücü de, o oyun etkinliği de alır dediğin karşılaşmadaki hükmü de geri gelebiliyor. Bu nedenle eğer yapabiliyorsa, bu da maddi olanaklarla ilgili bir şey, hocanın da dediği gibi, her mevki için, defans içinde, orta saha içinde, ofans içinde, ciddi alternatifler ihtiyacı var. Yani demeyin bana Gökhan Töre var, Laiç var. 3 senedir varlar. Yani ne? Aslında yoklar yani.
Matrix filmine döndük. Şimdi yani. orada sana şey şöyle Gürcan'cığım katılmayacağım. Varlar ve ben eminim ki Gökhan Töre ve Laiç eğer gitmezse Laiç de bir şekilde forma girip yine bu takıma faydalı olacak. Laiç'le ilgili umudunuz var mı hocam? Ben her zaman en büyük transferin içeriden takım içinden olduğunu inanırım. Yani dışarıdan verirsin, parayı alırsın ama içeride oynamamış küskün bir oyuncunu kazandırabiliyorsan aslında teknik adamın en büyük başarısı tabii, olur. %100. Dış transfer yönetim başarısıdır. İç transfer teknik adamın başarısıdır. Ama ne zamandır uğraşıyor Sergen Hoca ekibi? Adem dönmüyor bir türlü. Hala dönmüyorsa artık zaten Adem zaten şu anda şeyini yani son bir devre arasından sonra herhalde ya olacak ya da gidecek. Yani eğer hala ısrar ediyorsa o zaman gidecek. Ama ben eğer biraz niyetlenirse Adem'e için bir şekilde bir form tutacağına inanıyorum ve orada da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güzel, Gürcan çok güzel konuyu girdi, girizgahını yaptı. Elindeki tabii ki bir iki transfere ihtiyacı var ama elinde içeriden yapacağı transfer yani Abubakar'ı, Gezal'ı ya da ne bileyim bugün işte Larin'i getirdiği bu seviyeye mutlaka diğerlerini de getirmeye çalışacak. O zaman transfer ihtiyacı belki 4-5 değil de 1-2'ye inecek yani. Orada bir avantaj var. Orada bir Sergen avantajı yabancı var. Yabancı 16'ya çıkınca işte dahil edilmeyen Tyler tabii, Boyd gibi. Tabii Boyd da gelecek şey de yani o da tabii Lens o da hem Fenerbahçe için avantaj doğru mudur? Yani şimdi transfer yapmayı düşünen her takım için de avantaj. O şeyin bana göre federasyonun bu sene verdiği hükmen mağlubiyet kararından sonra diyelim. Hükmen mağlubiyet kararından sonra verdiği en doğru karar bu. Onu açıkladıktan sonra. Onun şeyine hala emin değilim. Doğru karar mı hükmen mağlubiyet? Ya orada şey... O karar doğru mu bilmiyorum ama öyle yeni, bir karar aldıktan sonra yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkarmaları çok doğru. Yeni alamıyorsun. Elinde fazla var. Yani sana vizeli olanları geri çağırabiliyorsun gibi bir şey duydum ben. Net biliyor musunuz siz o kuralı nasıl? O kadar ayrıntısını bilmiyoruz ama onu yeni alan, yeni gelen onu ama engelleyemezsin ki. O çok adil bir şey değil Gürcan. Yani içerideki adam önceden aldı diye 16 yabancı ile oynuyorsa öbürü de 16 yabancı ile oynar. Dışarıdan alarak oynar. Orada bir sıkıntı olmaz. Yani. Ayrıca her takım Beşiktaş gibi 4 tane oyuncusu dışarıda kalan takımlar çok az yani neredeyse yok gibi yani. Önce Beşiktaş akla geldi ya işte 4 takım. Yani 11 yabancı ile oynayan bir takım belki istese 5 tane daha alabilir şimdi gücü varsa yani o haksızlık rekabet olur yani. Öyle mi? Ben öyle abi yoksa daha ters bir şekilde açıklardı yani. Bunu, 16 oyuncuyu bildirebiliyorsunuz. Bir koşula bağlardı. Bir koşula bağlanmadı abi o çünkü. Tamam. Onu bir koşula bağlamak da çok adil değil bana göre. Yani bence. Eğer buna 16 tabii yabancı oynatabiliyorsan o da oynasın 16 yabancı ile. Sergen Hoca ile ilgili Mustafa bir şeyi söyleyeyim. Feyyaz abinin takım arkadaşları olan sevgili İslamet Hoca ve Rıza Hoca dışında son 30-35 senedir bir de Ertuğrul Hoca var. Takımda hem oynamış hem hocalık yapmış Sergen Hoca 4. kişi. Değil mi? Samet Hoca, Rıza Hoca, Ertuğrul Hoca 4. Daha öncesinde tabii Şeref Beyleri, tabii babakları onları saymıyorum. Sergen Hoca artık dün akşam şunu yaptı ki Feyyaz abi. Bayrak teknik Rasim direktör oldu. Rasim Karas. Rasim Hoca. Ben de şu anda beşinci. Emin olmaya çalışıyorum. Bayrak teknik direktör oldu. Şimdi süre olarak neredeyse 365 gün falan. Geçen sene kaç Ocak'tı? 20 Ocak'ta mı ne imza atmıştı? Yani? Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra. Tamam. Bir sene oldu. Fakat bir senede Sergen Hoca Beşiktaş'a öyle şeyler yaptı ki Rıza Hoca'nın, Samet Hoca'nın, Rasim Hoca'nın, Ertuğrul Hoca'nın ki Ertuğrul Hoca 2009 takımını hazırlayan adamdır. Sonraki sene şampiyon olan. Acayip bir liderlik yaptı. Az önce Mustafa'nın sözünü etti. Yılgaz'ın iletişimde desteklediği konularda müthiş bir iş yaptı. Dolayısıyla dün akşam hem kenardaki duruşu, hem oyuna bakışı, hem Galatasaray'ı çözmesi, hem maçı kazanması artık bize şunu anlattı ki evet ya kenarda çok benzetmek istemiyorum ama sadece tarif olarak söylüyorum evet ya Beşiktaş'ın bir Fatih Terim var kenarda tamam artık yani Beşiktaş'ın da bir efsanesi var kenarda. Çünkü Sergen Hoca bundan 5-6 hafta öncesine kadar hala rüştünü ispat etmekle uğraşıyordu. Neredeyse Gürcan abinin sözünü ettiği gibi hiçbirimiz bu başarıyı hocadan beklemedik ama öyle noktaları birbirine doğru bağlamış ki mesela gizli bir kahraman var. Hiç tanışmadım hayatta. İnşallah bir gün tanışırım. Stefano Moreno diye bir adam var. Abi Başakşehir'i çatır çatır yeniyorsun. Beşiktaş, Galatasaray'ı yeniyorsun. Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Alanya dışında bütün maçlarını, resmi maçlarını neredeyse 2 aydır kazanıyorsun ve bu takım aslan gibi sahada duruyor. Stefano ile karşılaştığımda ona İtalyanca bir iki şey söyleyeceğim.
Niye biliyor musun Mehmet? Muhtemelen İtalyanca'yı unuttum. Değil mi? Hatırlatalım adamı. Hayır bak mesela geçen senin... Makarnayı yiyerek özlemeyeceğim. Geçen senin ironisi ne esasını biliyor musunuz? Sergen Hoca Malatya ile başladı. Ayrıldı Malatya. Küme düştü. Sergen Hoca Beşiktaş'a geldi. Geldiğinde hiçbir iddiası olmayan Beşiktaş şampiyonla oynadı. İki farklı takım. Aynı evet. Aynı teknik adam. Abi bunlar işte tamam mı? Türk işi sadece bunları iyi taktikle değil, iyi teknikle değil, iyi motivasyonla değil. Hepsini birbirine tutturarak aynen. Yaparsın. Organizasyon hoca, iyi olacak. Hoca onu evet. Çok iyi tutturdu. Yani demek ki Murat Hoca'ya, peki. Stefano'ya, taraftara, oyuncuya, Rıdvan'a, tek tek anlatırız şimdi vakit yok herhalde. Onların hepsine öyle bir liderlik hissiyatı verdi ki tam Türk tipi lider olarak işin tepesine geçti. Ben dün akşam netman artık yani hayır. Ben de şey bitti. Sen isterim dün yaptı. Lider yani. Dün yaptığı açıklama müthiş. Ayrıca yani. Başarılar futbolcularındır. Onlar oynuyor. Evet. Onlar koşuyor. Yani müthiş bir söz. Çok alçak gönüllü gerçek bir lider bakıştır. Sergen Hoca her geçen gün daha da büyüyor. Beşiktaş teknik direktörü olarak zaten futbolcu olarak zirvedeydi. Peki şimdi bir fotoğraf karesi ekranlarınıza gelecek. Sevgili muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul en az Gürcan abi kadar, o da fazlasıyla mutlu. Gürcan abi, Mesut Özil şerefine %20 indirim. Ne o domates mi, ben buradan göremiyorum arkadaşlar. Biber. Biber mi? Kırmızı biber mi? Sanki biberin üstüne koymuş. Mesut Özil transferi yani şu pandemi süreci olmasa bence çok daha net etkiler görebileceğimiz. Şuraya getirebilir miyiz? Abi o dolmalık kırmızı biber gibi değil mi? Tatlı dolmalık kırmızı biber gibi. Arkaya getirirsek daha rahat görürüz. Erman Hoca yok ki programda. Tam onun domates mi abi o? Domates ya domates. Domates bildiğin domates mi? Ya sağdakiler domates de soldakiler biber gibi sanki. Ya şu arkaya bir getirirlerse. Domates yok, evet. Yok full domates. Sağdakiler evet. Portakal abi bu arada. Ay ay. Şeyin sandık. Arkada da portakal. Arkadaki de şey domates, turşu şey turşuluk domates gibi yeşil. Aa, bunlar, kızarmış yeşil domatesler bunlar, diye film vardı o aklıma geldi. Bunların hepsi domates, haklısınız. Arada portakal var, onu söylemedim. Portakal arkada. Önde, yanda da var abi. Arkada mı? Abi 7 lira olan domates abi. Onun arasındaki portakal. Abi arada portakal var. Üzerinde de market etiketi var. Yani muhtemelen Antalya'dan. İndirimi kırmızı domatesin üstüne koymamış. İndirimi yeşil domatesde. Bence bütün her şeyde indirim var %20 yani. Evet, bitmediği için muhtemelen öyle ama Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil. Arkada mandalina var abi. Yaşamaya devam ediyorlar. Burası Kadıköy çarşı mı abi? Sen onu söyle Gürcan abi bize. Çarşıdaki manavların olduğu yer mi? Turşucunun falan Gürcan olduğu abi yer mi? Evet. Mesut Özil şerefine Galatasaraylılar da indirimle alabiliyor mu? Beşiktaşlılar indirimle alabiliyor orada mu? Orada şey yok. Kulüp üyelik kartı göstermiyorsunuz. İnsan olman yetiyor. Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi. Sadece Fenerbahçeliler olabilir yani. İnsan olman yetiyor. Abi yarın orada bir Mehmet Ayan satılacaksınız diye bir şey çıkar. Meyvelere, sebzelere. Peki. Abi, Mesut Özil. Evet, çok teşekkür ederim. Ulgar çok teşekkür ederiz. Gürcan Bey için çok teşekkür ederim. Yani. Mehmet Ayan çok teşekkür ederim. Bir yayını daha kulüpleri satmadan tamamlayalım. Az kaldı. Az kaldı. Ve tabii ki. Ve tabii ki. Kulüpler satılmasın. Sadece Beşiktaş'ın böyle batık kalsın diyorsun yani. Stüdyonun da efsanesisiniz. Efsanesisiniz. Çok teşekkür ederim. Bana gidiyor musun? Yok. 27'sinde ilk maç. Bu ara devre arası. Kana gidecekmiş abi. İzmir'e gideceğim inşallah. Yani birkaç gün ailemle geçireyim. Harika olur. Mehmet Ayan'ı görmekten değil mi? Yani bir yere kadar. Umarım Ceyda izliyordur programı. Hayır. Hocam kana gidecekmiş. Peki, kana. Süremizi abi. Burada noktalıyoruz hayır, artık. Çok teşekkür ederim. Adam bir de doz aşımı yapıyor biliyor musun? Yani? Tabii. Yani, niye abi? O kadar Mehmet Ayan fazla diyor. Peki süremizi burada tamamlıyoruz. Premier Lig'den müthiş maçlar sonrasında son sayfa huzurlarınızda olacak.